Peki ben neredeydim? Ne oldu bana? Evet, Neredeydim? neredeydiniz? Bu bir küsme işiydi. Dediğim gibi niye falcı oluyorum ben? Bu kadar oku, üfle, sonra falcı ol, cinci ol. Olmadı bu. Yani. Bana yakıştıramadım. Ama bir şeye çok istiyordum. Kur'an. Kur'an'a vakit ayırdım ilk defa. İlk defa Kur'an'a vakit ayırdım. Girdim Kur'an'ın içine. Bir baktım ki Kur'an sağdan sola yazılıyor okunuyor. Soldan sağa yazılıyor okunuyor. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı. Bu Evet. nasıl bir kitap dedim. Ve tabii o zaman titremeye başladım. Çünkü Allah korkusu diye bir şey var. Allah ona müttekilik diyor. Müttekilik insanı sarsar ve sırtınıza sanki biri dokunur. Haşiyet, huşu diyorlar. Evet. Yani İngilizcesi ekstazi. Ekstazi. Dokunduğun zaman sanki şöyle Bir bir ürperirsiniz. tüy de ürperiyormuş gibi. Ürperiyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Eyvah dedim. Bize ilim kapısı açıldı dedim. Evet. Ne kadar Böylece güzel. evet. Çok kısa özetledim her şeyi. Bu arada ben Danimarka kökenliyim. Evet, Faroe Adaları'nda doğdum. Faröler Evet, Tornsarp'ında Adaları'nda doğdum. Fakat ömrümün sadece 20,5 yılı oralarda geçti. 20,5 yılın yerine 2,5 yılı da Türkiye'de geçti. Bir hanım beni evlatlık aldı. evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Amin. eylesin. İşte Müslümanlığı ondan aldık, öğrendik. Öğrendiniz. Çok güzel birbirimizi tamamladık. O yüzden ben yabancı dil olarak kendi dilimi konuşmuyorum. Ha konuşuyorum tabii. İngilizce konuşurum, Fransızca, Almanca konuşurum ama konuşmuyorum. Evet. Ben Türklüğe aşığım, Türkçeye aşığım. Evet. Türkçe ile o kitapları yazdım. Konuştuğum dil de Türkçe. Evet. O kitaplar yazı diliyle yazıldı. O Türkçeyi Evet. yakaladınız mı bilmiyorum. Evet, o Türkçe çok güzeldi. Ben çok Mükemmel. beğeniyordum. Ama Özellikle o Yunus Emre'nin dili gibi, oh, oh, oh. yani öz Türkçe kelimeler Evet, evet, kullandınız evet, ve evet. kitaplara Evet. böylelikle insanlar aşina Evet. oldular. Pir Sultan Abdal Karacaoğlan, Yunus Emre, Evet. hatta darılmasın, Hazreti Mevlana'ya kızdım, bu Farsça niye dedim. Neyse, o onun bileceği iş, o da onun Evet. bileceği iş. Kur'an'da Türkçe kelimeler çok. Evet, Türkçe nasıl kelimeler oluyor? Kur'an'ın Çünkü evet, içerisinde. nasıl oluyor? Çünkü atamız birdi. Adem Havva'ydı değil mi onlar? Evet. Atamız bir taneydi. Onların dili gökten inmedi ki. Bize dağıldı gitti. Mesela Türklerin en sevdiği kelime nedir biliyor musunuz? Ne? Töre. 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 Evet. Aynı kelime Tora. Tora. Tevrat diye geçiyor. Tevrat ismi Evet. oradan geliyor. Adı ne biliyor musunuz Tevrat'ın? Töre. Bunu Yahudi bilmez. Çok ilginç. Evet ama ilmiyeçi bilir bunu. Evet. O bilir çünkü o Evet. Sümeroloktur. Orada gördü. Türk töresi, Sümer töresi. Sümer töresi. Sümerler Türk biliyorsunuz. Evet. Sümerler ve Elamlar Türk ama Sümer ve Elamlar Türk. Evet. Akkadlar vesaire onlar Sami kavimleri. Nebatiler. Ama Sümerler Türkçe yazıyor. Türkçe yazıyor ve töre diyor. Evet. İbrahim'den haberleri var. Evet. Sen adın İbrahim ama sen değilsin. Tamam. Peki sen ol. Fark etmedi. Ben değilim. Peki ol. Ben değilim. Ama İbrahim'de olmak isterdim. Hazreti İbrahim'in de haberleri var. Evet. Abram diye geçiyor. Bazen Evet. Avram, bazen Abram diye geçiyor. İnanamadım. Sümerler Türkçe konuşuyor. Tabuşan. Tabuşan. Nedir biliyor musunuz? Tavuşan, Tavşan. tavşan. Hı? Dileki. Tilki. Tilki. Bu. Sümerler Türk. Birçok Türkçe Bu iş kelime var. bitmiş. Bu iş bitmiş. Evet. Hititlerin Hattileri de Türk. Hititlerin Hani Hattileri. eti diyoruz ama Eti. iki grup onlar. Bir tanesi Hitit Avrupa dillerini konuşuyor, bir tanesi konuşmuyor. Türkçe konuşuyor. Evet. Şimdi Atatürk'e geliyorum. O en büyük hayran olduğum insana. Bunları nasıl, ne zaman gördü? Etibank, Sümerbank diye kurdu da banka demeyelim de Evet. bunları nasıl fark etti, nasıl gördü? Sonra Atatürk şunu da gördü. Maya Dağı var, Zapotek. Tahsin Maya Dağı. Tahsin Maya. Maya bildiğiniz Maya, Toltek, İnka uygarlıkları var biliyorsunuz Atatürk Amerika'da. göndermişti. Evet oraya gidiyor, soyadını oradan almış. Bakınız 1150 kelime buluyor Kızılderililerin konuştuğu. Kayak, 1150. kayak, Evet. tepu, Tepu. kadaş, Kadaş. arkadaş gibi. Arkadaş. Kadaş,
Kadaş bakın. Yani kadaş deyince önüne korsunuz. Babamın arkadaşı, benim arkadaşım. Onu şey edebilirsiniz. Ve sonra tuhaf şeyler görmeye başladım. Kızılderililer içinde ben de devam ettim. Bazı kelimeler var. Ohio, Iowa, Tennessee. Evet. Bunlar eyalet isimleri. Amerika'da evet, eyalet aynı zamanda Kızılderili reislerinin isimleri. İsimleri. Evet. Bu Kızılderili reislerini mümkün değil ama çok doğru. Bunu da bir ara tartışalım. Türkçe konuştuklarına inanamadım. Evet. Türkçe konuşuyorlar. Evet, çok ilginç. Evet ve o Türkçe konuşanlar kendilerine ne diyorlar biliyor musunuz? İngilizce o da Milancın. Meluncan. Milancın. Meluncan diyorlar kendilerine. İnanamadım. Meluncan Türkleri. Evet ve Türkler diye geçiyor. Evet. Bir ara eğer rejiden yetiştirilirse candaşlarımız, yoldaşlarımız bize şey derlerse. Meluncan Türklerini öyle. Meluncan Türkleriyle ilgili bir bilgiyi daha sonra aktarırız bir şekilde. Tamam. Olabilir. Şimdi Meluncan Türklerin diğer Türklerden farkı ne biliyor musunuz? Diğer Türkler Orta Asya'dan gelme. Evet. Meluncan Türkleri İskit Türkleridir. Saka. Saka neresi biliyor musunuz? Saha, Yakudistan. Evet. Yakudistan üzerinden geçmişler Amerika'ya. Bering Boğazı'ndan. Bering doğru. Boğazı'ndan. Evet. Zaten buz tutuyor oralar. Evet. Geçmişler, oraya geçmişler. Evet. Ve orada yerleşmişler ve Türkçe konuşuyorlar. Hani onların isimleri var belki Sioux, Apache falan filan ama öyle değil o. Ortak birçok kelime var. Ortak çok kelime var. Evet. O şekilde bu. Bunlar da zaten Türk olduklarını da kanıtlıyor. Sevgili Er Kaptanım, daha önce başka bir platformdaydık. İşte sonradan bu platforma geçtik. Ben çok şanslıyım. Ben nereye gidersem siz de oraya geliyorsunuz. Bunun için de teşekkür ediyorum size ayrıyetten. Bu sefer 3 saat... Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Bu sefer 3 saatlik bir süre aldık biz. Tabii ki. Onun için ben de rahatlıkla sohbeti araya koyuyorum. Evet. Şimdi nerede kalmıştık en son? En son biz Kızılderililerin... Bu saat aynı zamanda telefon ama yani işte bakmış bulundum özür diliyorum. Yok rica ederim. Evet, demek ki bir takım şeyler geliyor. Evet, candaşlar alıyor. Candaşlar alıyor. Evet. Aramasınlar. En son şeyde kaldık biz. Kızılderililerin Kızılderililerde Türk olduklarında kaldık. Evet. Atatürk bütün bunları bulmuş, görmüş, keşfetmiş, Tahsin Bey'i de göndermiş, Tahsin Bey de hayretler içinde bulmuş. Özellikle Maya, Toltek, Zapotekler içinde Türkçe konuşulduğunu. Buraya da hangi fikirden geldim? Sümer ve Etilerden geldim. Evet. Şimdi acaba Amerika kimin vatanıydı? Olay bu. O zaman bir Türklerin vatanı. Amerika kimin vatanıydı? Evet. O bir. İkincisi Sümerler ve Hatti Türkler, Hitit diyelim, Eti diyelim, Etiler, ayıp olmasın, Hattiler. Öyle diyelim. Eti Türkleri, madem ki Anadolu'da vardı, Yunanlar falan daha dünkü çocuk, ne zaman geldiniz siz? Evet. İyonlar, yani Yunan adını veren İyonyan. Yunan adını veren İyonlar, Torlar ne zaman geldiniz? Torlar neden Yunanca konuşmuyor? Kiril alfabesini de yazmıyor. Evet. Yani bunlar da bir enteresan. Tabii tarih bir gün... Tarih konusunda da bir gün açarız. Hep bilim olduğu için tarih de bir bilim evet, tabii. Tabii ki tarih de bir hatta bir programı tarih konusunda gelebiliriz. Evet. Şunu anlatmak istiyorum. Türkler Anadolu'nun en eski sahibidir. Ve Mezopotamya'nın. Evet. Mezopotamya'nın en iyi sahibidir. Evet, uzun sürelerden beri bir Anadolu'da yerleşmişlerdi. Evet. Fakat tarihi maalesef Batılılar yazıp bize... Malazgirt'e indirgemişler. Aynen, Malazgirt'e... Malazgirt'ten evvel yoktuk değil mi? Öyle mi bu? Allah bizi gökten böyle paraşütle zembille mi indirdi sonradan? Böyle bir şey var mı? Hepimiz aynı atadan geldik. Evet. Hepimiz. Evet. İşte Türkçenin saltanatı vardır diyor Efendimiz. Evet. Efendimiz öyle diyor. Hazreti Muhammed. Diyor ki Türkçenin bir saltanatı vardır. Evet. Onu öğrenin. Evet. Onu öğrenirseniz o saltanata Araplar da ortak olur. Evet. Yani Türkçeyi öğretmemizi istemişti. Ve ben bu Türkçeyi çok kolaylıkla, güzellikle öğrendim. Zor öğrendim ama tam öğrendim. Evet. Hatta Türkçeniz o kadar güzel ki. İşte ama tabii ki eskiler duruyor. Evet. Ama tabii beni baştan çok işlettiler. Evet. Mesela
bir işe nasıl başlarsınız dediğimde tabii ki diyorlar besmeleyle. Besmele nasıl çekilir? Şimdi bunu bana öğreten bir kadın. O tabii köylü kadın. Yani öyle diyelim. Yani pamuk pamuk, yumuk yumuk böyle tatlı bir şey. Evet. İki de bir hoppacık bismillah diyor. Evet. Hoppacık bismillah, hoppacık bismillah. Ben de artık bende yer etti bu. Hoppacık bismillah. Ve ben hoppacı ne sanıyordum biliyor musunuz? Eyyüzü besmele. Hani eyyüzü billah sanıyordum. Evet, evet. Sonra ikisinin farklı olduğunu öğrenince şaşırdım kaldım. Evet. Onun için sizlerden bir espri olsun diye izlerlerden, dinlerlerden, bizi can kulağıyla dinleyenlerden, benim canlarımsınız. Evet. Ve izleyecek olanlardan, hepinizden bir espri rica ediyorum. Bu espriyi ben yapacağım. Adı şöyle. Buyurun. Lütfen tekrarlayın. Hoppacık bismillah. Hoppacık bismillah. İşte başladık. Program şimdi başladı. Program şimdi başlıyor. Bundan evvelki gevezelikti diye. Daha başka bir şeyler de anlatabilirim mesela. Tamam. Mesela turizmden söz edebilir miyim? Lütfen rica ediyorum. Bakın. Eskiden Basra Körfezi Nineva Arabilerin olduğu yerdeydi. Evet. Şeyde yani Sümer, Irak ülkesinde. Evet. O kadar dolmuş ki, iki nehir birleşmiş Dicle ile Fırat ve devam etmiş. Dicle Fırat ayrı ayrı dökülüyordu. Evet. Gelelim buraya. Yani Söke'mize ve Kuşadamıza gelelim. Bir de tabi buna Selçuk da eklenirse. Bakın, bir zamanlar ikisi beraberdiler. Şimdi dini şuradan katmak istiyorum. Yahya Aleyhisselam Allah'ın çok ayrıcalıklı bir peygamberidir. Saint Jean diye bilinir. Evet. Ondan sonra ve Hazreti Meryem biliyorsunuz Efes'te evi var. Efes bir zamanda liman şehriydi. Evet. Liman şehriydi. Evet, buralar olduğu gibi evet, sular yani, altındaydı. Denizin içindeydi. Büyük Menderes, Küçük Menderes bunlar doldurdular Alivyon'la. Tabii bereket doğdu. Evet. Alivyonlu toprak. Biliyorsunuz incir burada. Evet. İncir çok önemli. İncir. İncirli Ova'ya selam. Selam. Niye İncirli Ova'nın adı Yemişli Ova değil? Aydınlar yemiş diyor incirli. Evet ilginç. Neden İncirli Ova acaba? Neyse biz İncirli Ova diyelim. Diyelim. Ondan sonra ve Zeytin. Zeytin. Burası Zeytin memleketi. Zeytin'de de çok özel bir bölgede meyve bulunuyoruz. Memleketi. Meyve memleketi. Şimdi ayet ne diyor? Ve tini ve zeytuni. Evet. Tin incire. İncir. Bakın başka bir meyve değil. İncir. İncirin vatanı burası biliyor musunuz? Evet. Aydın. Burası. Aydın demeyelim. Burası. Aydın demeyelim. Bu havza diyelim. Bu havza. Evet. Evet Aydın Nazilli falan değil yani. Tam bu havza. Uzaklaşıyor onlar tamam mı? Denize yönelik bir şey bu. Ve tini ve zeytuni. Zaten zeytin memleketi burası. Ve diyor beledi emin. Şu emin beldeye, güvenilir yere and olsun ki diyor Allah. Evet. İşte burası. Evet, incire ve zeytine ve emin beldeye and olsun ki. Emin beldeyi nereden emin olduğunu biliyoruz. Buraya Yahya Aleyhisselam geliyor. Evet. Hazreti Meryem geliyor, ikisi de yerleşiyor. Ne kadar güzel. O zaman o demek bölge... ki emin beldeye gelmişler. Aa çok güzel oldu. Tabii şimdi. Ki. Burası, bu da bilinmeyen burası, tarafı. Evet, evet. Burası emin belde oluyor yani. Emin beldeyiz biz. Evet. Evet. Burası emin belde. Bu da turizme bir katkı olabilir mi? Aa, çok güzel olur. Çok bence harika olur yani. Bence de güzel. Burasının emin belde olduğunu sevgidiğer dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de artık öğrenmiş oldular. Evet. Ve tabii ki Meryem Ana'da hacı olmak bir şey, fikir. Yani öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Pilgrim diyorlar, hacı diyorlar ama bizim hacılar değil bunlar. Yani bizim anladığımız anlamda hacı değil. Fakat tövbe eden çok kişi var. Evet. Yani ben şimdi Meryem Ana'ya gittim diyor Efes'e. Tövbe ettim diyor ve insanlar dönüyorlar mesela Fransa'ya, ne bileyim Danimarka'ya, İzlanda'ya dönüyorlar adamlar. Ben hacı oldum diyor. Evet. Ahlaken bir düzelme var onlarda. Gözlerimle gördüm. Çok güzel. Evet. Buraya geliyorlar hacı olmaya Hristiyanlar. Evet, öyle istiyorlar. Öyle yapmak istiyorlar. Memleketlerine gidince de hacı olmuş oluyorlar ve evet. Kendilerinde de düzelme oluyor. Aynen, aynen. Evet, çok burasının güzel. Bir bereketi de o. Şimdi hep şunu sorardım ama bunun cevabını hemen vermeyeceğim. Bir dahaki programda vereceğim. Neden Hazreti Meryem?
Nezaret'ten, yani İsa'nın doğduğu kentten. Nezaret'ten. Evet, oradan buraya geldi. Hazreti Yahya Aleyhisselam neden buraya geldi? Evet, çok ilginç. Neden, evet. Neden buraya geldi? Bu nedenlerini birinci bölümde şöyle açıkladım. Burası Beledi-i Emin, Emin Belde. Evet. Ve öyle adres de şu, incir ve zeytin olacak oranın. Evet. İşte evet. Bu. İncir yani, ve zeytin evet. Yan yana evet, aynı evet, anda evet. Yetişecek. Evet. Evet. Çok değerli bilgiler bunlar kaptanım. Teşekkür ederiz bu bilgiler için. Çok rica ederim. Estağfurullah. Dilerseniz su kullanabilirsiniz. Evet, bir kaşık suda boğulmayayım bari. Sevgidiğer dostlar, tekrar hatırlatıyorum. Radyo Mix ve Radyo Ada ortak yayınındayız. Aynı zamanda dinleniyor ve izleniyoruz. İzlemek isteyenler Radyo Mix'in sosyal platformdaki Facebook adresinden canlı olarak bizi izleyebilirler. Sevgidiğer kaptanım. Sevgidiğer candaşım. Evet. Niye candaşım dediğim biliyor musunuz? Buyurun kaptanım. Şimdi canı anlatacağım bir süre sonra. Can bizim üzerimizde şöyle bir yerdedir. Biz aşağıda cesediz. Evet. Dostluklar cesetlerle oluşmaz. Evet. Canlarla oluşur. Canlarla oluşur. Candaş olunca oluşur. Can cana. Can cana. Evet. Ve iki can birleşince birbirine selam selam derler. Aa, çok güzel. Evet. Selam selam derler. Burada yapamadıkları şeyi orada yapabiliyorlar. Evet. Onda gireriz bir ara. Selam selam. 56. ayet. 28. sure miydi? Vakıa 26 olması lazım. Ya 26 ya 27. Vakıa suresinde. Öyle. Orada zaten bu can can olma fikri anlatılıyor. Onun için candaş demem daha güzel oluyor. Bir başka programda bu konuya da çok mutlaka önemli. Girelim. Çok evet, önemli. Önemli bir konu. Vakıa suresinde diyor ki siz 3 sınıfsınız. Evet. Hep 2 biliyorduk. Normalde bizim bildiğimiz cennetlikler, cehennemlikler. Evet, yani ashab-ı meşreme, ashab-ı yemin. Evet. Ne oldu? Tane. Üçüncü nereden geldi? İşte bunu lütfen bir dahaki sefere, belki de geç bir saate hazırlık yaparak şey ederim. Tamam. Çok isteriz. Çünkü bu konuda o zaman güzel. Neden selam selam? Evet. Neden candaş? Neden can cananın kısaltılmışıdır candaş? Can evet, cana. Can cana. Nın kısaltılmışı candaştır. Evet. Neden şu ayet var? Allah bizi bir imanla sevmiyor, istemiyor. Evet. Ey müminler. Ey inananlar. İman. Olmuyor. Bir sefer daha iman ediniz. Olmuyor ama. Evet. Olmayacak. Olmayacak bir şey. Evet. Ben bunu yemiyorum diyor Allah. Belki diyor sen imanlı atalarından aldın. Evet. Onlardan aldın, bunlardan aldın diyor. Ben senin iman etmeni istiyorum diyor İbrahim dostum gibi. Evet. O zaman peki nedir burada yapılacak sır? Birinci sır. Ayet şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenü, amenü billah. Ey iman edenler, imanınız yok aslında, şimdi iman edin. Evet. İki kere iman edin. Evet. İkinci imanınızı edin. Bir de iman edenlere sesleniyor evet. Orada. İman evet. edenler evet. Evet. iman edin diyor. Yani IŞİD'lere gidin sorun. Evet. Hepsi imandı, hepsi mümin. Hayır, ben onlarla aynı cehenneme gitmem. Ben, ya, yani bu şu demek oluyor, tek iman yetmiyor yani. Yetmiyor. Tek iman yetmiyor. Yetmiyor. İslam'ın cılıkını çıkarttılar. Evet, maalesef. Evet, bunları sevmiyoruz, istemiyoruz. Atatürk'ün engin yolunda, Atatürk'ümde ben çok mutluyum. Evet. Çok mutluyum. İnşallah. Candaşlar, can can olacağız, kucaklaşacağız, beraber olacağız. Evet. Şimdi bu benim genel tavrım, kaç yıllık biliyor musunuz? 20 yaşından beri buradayım, 20 buçuk yaştan beri. Türkiye'desiniz. Türkiye'deyim. Bu benim başından beri tavrım. Selam, selam, barış, barış. Her şey güzel olacak. Evet. Ben bunu 20 yaşında söylüyordum. Evet. 20 yaşında söylüyordum. Evet. Ve şimdi şaşkınlıklar içinde görüyorum ki, kaç sene sonra gene her şey çok güzel olacak diyenler var. Evet, her şey güzel olsun. Ben bunu çok istiyorum. Her şey güzel olsun. Bütün insanlar barış içerisinde, sevgi içerisinde yaşamalı. Bu söylemi hatırlıyor musun? Şu anda seçim arabasının üzerinde yapılan bir şey değil mi evet, bu? Evet,
Ben bunu... Buna da çok ihtiyacı hayır, var. Böyle bir adamı ilk defa görüyorum. Sevgi, barış. Herkesi affedeceğim. Herkesi kucaklayacağım. Evet. Herkese eşit. İstanbul 16 milyon kişidir. Yani hepsine, İstanbul'un gelirini hepsine dağıtacağım falan. Bu inanın bana. Evet. Böyle bir doktora verebilirim. Böyle bir doktora verebilirim. Bu doktora da derim ki her şeyde eşit. Refah da eşit, zenginlik de eşit, fakirlik de eşit. Olmaz zaten. Evet. Bu saçma bir şey. Böyle bir sistem gelişiyor. Türkiye değişecek. Bir arada şunu anlatacağım. Türkiye'nin yüzyılları vardır. Evet. Amerika'nın 84 yılları vardır. Evet. Ondan sonra ve Türkiye'de bundan sonra neler olacak? Bu yıllarda tarih tekerrür mü? O da oluyor, o da oluyor. Mundale astrolojisi diye bir şey var. Mundale. Mundale. Mundale astroloji diye bir şey var. Mundale astroloji. Bunu da tabii ki hepsi bir gün bugün anlatacak değildir. Evet. Ama bir söz veriyoruz, sen de veriyorsun. Evet. Cevaplanmadık, yanıtlanmadık, bilinmedik soru kalmayacak. Evet. Bir, hem işin felsefesini yapacağız, hem mana aleminde karşılığı nedir ama önce bilim. Önce bilim. Evet. Benim bilim olarak en sevdiğim ayetlerden ikisini üçünü söyleyebilirim size. Lütfen. En çok sevdiğim üçü. Ya da birini önce vereyim. Tamam, ilki. Seni dedi Allah'ın hepimize söylediği sen, sen kelimesi. Evet. Seni bil hakkın, kaçar yolun yok anlamına geliyor. Evet. Bil hakkın, hakikatin üzerine. Evet. Seni hakikat üzerine. Seni bil hakkın, cahillerden, bilmemezlikten, soruların cevabını vermemezlerden olmaktan men ederim. Evet. Bakar mısınız? Çok, bir insanın her şeyi bilmesi mümkün mü? Çok güzel bir ayet. Allah'a bakar mısınız? En yüksek perdede oynuyor. Evet. Seni bilmezlerden olmaktan men ederim. Oradaki bil hakkın kelimesi de şu. Her şeyi bileceksin kardeşim. Evet. Git nerede öğreniyorsan öğren gerçeği. Hak. Hakkı öğren. Hakkı öğren. Evet. Ne yapıyorlar? Hakkı ve sabrı tavsiye ediyorlar değil mi? Evet. Sabır niye lazım bilim adamına? Ne yapacaksın? İnek Şaban gibi habire şey diyeceğiz. Sabrı sabrı yapacağız bunları. Bekleme öğreneceğiz. Bekleme süreci var. Deney ilerken bir süre var. Bekleme süresi. Evet. Biliyorsun İnek Şaban bizim müthiş bir esprimizdir. Evet, Nasrettin evet. Hoca'nın çocukları olarak. Evet, evet. Ben de Gırgır Dergisi'nin eski bir çalışanı olarak. Evet, Gırgır Dergisi'ni de evet, çıkartıyordunuz. Çok espri yapardım. Zaten bellidir. Birazdan başlarım yani. Ama hepsini bir arada yaparım. Ciddiyetse ciddiye. Evet. Şamata ise şamata. Hepsini yapacağız. Dediğim gibi 7 tane gök rengi var. İşte 7 kuşak var. 7 renk var. Her birinin frekansı ayrı. Kur'an da öyle. Kur'an İçin Allah şöyle buyuruyor. Kur'an nurdur diyor. Nur nedir? Beyaz ışık. Beyaz ışık. En azından. Yani birinci görünür anlam bu. Peki beyaz ışık nasıl bir renktir? Var mı buralarda 7 renk? 7 renk. 7 renkimiz maalesef. Neyse, herhalde var işte 7. Kur'an'da iç içe katlanmış 7 var. İç içe katlanmış 7 meal var, mana var. İç içe katlamak ne demek? Alıyorsunuz şu kağıdı. Şöyle kırıyor, şöyle. Rulo değil, rulo olmuyor. Şöyle. Öyle değil. Şöyle akordeon gibi yapıyorsun. Akordeon gibi. Neyse. Evet, anladım. Akordeon şöyle, gibi yapıyorsun. Akordeon gibi kıvrılıyor. Bu iç içe katlanmış durumda. Neden akordeon örnek verdim? Çünkü her frekans ayrı. Evet. Her frekans ayrı. Yani kırmızı en, hatta kırmızıdan önce infrared, hızın ötesi, en peltek. Ama mor ve mor ötesi en girgindir. Evet. Yani kırmızı ışıkta ne yaparsın? Isınırsın işte hızlı ötesi ışığında. Evet. Ama mor ışıkta vurulur ölürsün. Evet. Bunların hepsi yedisi iç içe konmuş. Bu arada aynı ayet ikinci mealde ne diyor? Aynı ayet ikinci meali. Evet. Diyor ki bu arada diyor enerjinin iç içe katlanmış 7 rengi vardır diyor. Evet, ikinci manası olarak enerjinin iç içe katlanmış 7 manası. Evet. Kur'an'da hep böyle denklemler vardır. Evet. Sürekli. Onları da konuşuruz, yazarız. Bir ara buraya yazalım. Evet, evet. Çok ondan isteriz. Sonra denklem der, şöyle der. Mesela biz insanlar canlı maddeyiz. Biz insanlar canlı maddeyiz. Canlı maddeyiz. Şimdi bunu aklımıza tuttuk, bu tuttu. Evet. Bir de cansız enerji var.
Cansız enerji, evet. Deklede ne eksik? Canlı enerji. Canlı enerji, evet. Eyvah, ben cinlerden falan korkarım, üzerime gelme. Sakın gelme üzerime. Gelmem, tamam, ben cin tamam. değilim zaten. Ondan sonra, yani şöyle bir şey. Cansız atomlardan canlı olarak ben yaratılıyorsam, evet. Cansız enerjiden de canlı cinler yaratılıyor. Evet. Şimdi cinlere niye geldiğimi o akordeon olayını anlatacağım tekrar. Anlatmak istediğim şu. Zaten madde ve enerji eşittir mc kare olduğu için. Evet. C karede melekler de var. Işıktan hızlı gidenler. Evet. Enerji yani cin mi, madde, insan ve meleklerde ortalama bir formül çıkmış. En meşhur formüldür bu. Evet. Yani ışıktan yavaş giden, ışık hızına giden ve ışıktan hızlı giden 3 tane vites ve faz var bizde. Evet. Şimdi gelelim bu ne anlatmak istiyorum bunlarla. Enerji ve madde madem ki eşdeğer, o zaman bizim cinlerden, cinler de bizden olan bir çıkarım bulmamız lazım bilim adamı olarak, evet. bilim insanı olarak. Evet. Diyoruz ki enerji çok seyrek bir maddedir. Evet. Madde çok yoğun bir enerjidir biz. Evet. Veya atom bombası patlatın uranyum. Alırsınız bir gram uranyumu bir şehir uçar. Bir şehir gider. Çünkü enerjiye dönüşmüştür. Evet. Şimdi gelelim cinler bahsine. Demek ki cinlerle ilgili şöyle bir ayet var. Biz cinleri cen demek. Cen, saklı demek. Hatta bu çok eski bir kelimedir. Genetik, genom. Genom. Ya da genuine hani genius. Şey ya da genial nefis kelimesi ya da can kelimesi. Can. C kelimesinde can, bir can. Bildiğimiz can. Evet. Can fes. Can. Evet. Can kelimesi orada geçiyor. Bakın dikkat edin. Aynı zamanda cen hep cin demek değil. Cennet gibi. Evet, cennet de aynı zamanda bahçe gibi, saklı bahçe gibi bir anlamı da var. Cenin nedir embriyo? Saklı bir insandır. Evet. Değil mi? Gözükmez herhalde. Aynen. C'lerde gizlenmiş, saklanmış bir i̇şte şey var. İşte bunlara Sanskritçe deniyor sevgili dostum. Sanskritçe, evet. Sanskritçe bizim ilk konuştuğumuz dildi. Bakın Sanskritçe değil. Bu Sanskritçe. Sanskritçe. Bir şey harfi fazla. Evet. Yani Sanskritçe'yi şey konuşuyor. Hint-Avrupa grupları konuşuyor. Grubu. Hayır ben diyorum ki Türkler de konuştuğu bir dil vardı diyorum. Evet. Yani hep biz beraberdik. De... Töre kelimesinin Tevrat olması gibi. Evet. Değil mi? Evet. O şekilde. Evet. Sonra cinlere geldik de. Şimdi Kur'an iç içe katlamış 7. Cinler de 7 tane gruptan oluşuyor. Yani bunlarda şey yok. Bizim insanlar gibi işte Afrika'da Asyalı tipler yok. Beyaz, siyah yok yani. Onlarda 7 çeşit farklı. Onu anlatacağım. Evet. Onu anlatayım. Şimdi bunlarda ne var şimdi? Bunlarda hızları değişik. Biri kırmızı hızla gidiyor. Evet. Biri turuncu hızla, biri sarı, biri işte mavi, yeşil, lacivert, mor gidiyor. Renkleri. Ama birbirine değmiyorlar. Bakın beyaz ışığın içindeki 7 renk birbirine değmez. Herkes sanıyor ki değiyor birbirine. Kısa devre mi olur o zaman? Evet. Kısa devre olur kısa ya. Kısa devre olur. Kuantik patlamalar olur. Kuantik patlamalar olur. Yani, değmiyorlar. Birbirine. Değmiyorlar. Ha değmiyorlar bakın. Değmiyorlar. Değmiyorlar. O zaman kırmızı grup var. Ahmer. Ahmer deniyor cinler. Evet. Ondan sonra mesela evlat beyaz grup var. Beyaz grup. Evet. Bu siyah gruplar var. Bunların adları var. Tamam mı? Çeşit çeşit. Evet. Bunlar aynı dünyada bizimle beraber yaşıyoruz. İç içe yaşıyoruz. Onlar da iç içe yaşıyor. Evet. Bu buna değmiyor. Değmiyor. Değmeden kendi hızına göre gidiyor. Kendi hızına göre bu bir diğeriyle, bir yukarıdakiyle şey olmuyor, bağlantısı olmuyor, kısa devre de olmuyor. Yani zannedersiniz ki bütün cinler birbirine selam verirler. Evet. Böyle bir şey yok. Şimdi gelelim, ona geleceğiz. Onu beraber anlatırız. Cinler bu şekilde birbirine değmeden yaşıyorlar. Zaten Allah'ın ayeti şöyle diyor, benim arzım geniştir, yani dünyadan bahsediyor. Evet, benim arzım geniştir diye bir ayet var. Evet. Dünyanın katmanları var. Cinlerin 7 tane. Evet, şimdi daha şey oldu. Yani akıl ile oturmuş oldu. Yani arzım geniştir ayeti. Evet.
Şimdi demek ki cinler de iç içe yedi katlanmış olarak yaşıyorlar. Birbirine değmeden. Birbirine değmeden yaşıyorlar. Evet. Cinleri biraz bırakalım ya da bir, o şekilden siz Evet, reciye rica edelim o zaman. Bizim bir şeklimiz vardı. Bu üç vitesi anlattığımız şeklimiz. Dilerseniz o şeklimizi ekrana getirelim. Ekrandan doğru sevgidiğer izleyicilerimiz de görebilirler. Evet. Şimdi ben anlatmaya başlayayım. Şimdi bakın orada diyor ki 0 Kelvin derece hareketsizlik. -273.16 derece. -273.16. Evet, 0 burada hareket donar. Elektron dönemez artık. O evet. Enerjisi yoktur. Her yani 0.511 elektron volt enerjisi yoktur. Düşer. Evet. Düşer gider. Yani evren orada biter. Evet. Evrenin gideceği yer neresidir? Sıcak başladı, en soğuğa gidecek. Evet. Şimdi gelelim, biz insanlar daha sıcağız. O enerji yokluğunda. Evet. Biz insanlar daha sıcağız. İnsanlar bölgesini gördünüz mü orada? Evet, insanların olduğu bölge. Evet, evet. İnsanlar bizim için cinlerle aramızdaki şeyi de gördünüz. Evet. Cinleri de gördünüz. Bölgeyi de orası gördük. Enerji ve maddenin eşdeğer hızları. Evet. Bir daha söylüyorum. Cinler çok yavaş, çok hızlı insanlardır. Çok hızlı insanlar. Çok seyrek maddeden yapılmış çok hızlı insanlardır. Evet. İnsanlar da çok yavaş ve yoğun maddeden yapılmış cinlerdir. Ha, işte bu. Çok enteresan bir şey evet, değil mi? Çok enteresan, çok ilginç. Evet. Şimdi gelelim C eşit ışık hızına, kırmızı ışık. Şimdi cinler bizden hızlı gittikleri için kırmızı bölgeyi görüyor musunuz? Evet. O bizden hızlı gidiyorlar. Şöyle anlatayım. Buyurun. Bir proton etrafında elektron bilinmedik şekilde 100 trilyon kere dönebilir. Şöyle. Evet. Peki dönmediğini varsayın. Ne yapacaktır bu? Gidecektir, düz evet. Gidecektir. Şimdi cinlerin şekli alırsak daha şekli buradan da bakabiliriz. Tamam, buradan bakalım. Buyurun. Tamam. Şekli aldığımızda şunu görüyoruz. Cinler o kadar hızlı gidiyorlar ki bizim etrafımızda dönmedikleri için o uğramalarda oluyor ama normalde geçer gider. Evet. Öyle bir şey gider ki ben 7 yaşındaymışım gibi gözükür cin. Ama beni 70 yaşına getirir aynı gün doğduğumuz halde. Evet. 1'e 14 hızlı gidiyorlar bizden. 1'e 14. Evet. 1'e 14. Şimdi cinler nereye kadar gidiyorlar? Işık hızına. Işık hızına kadar. Evet. Işık hızına kadar gidiyor. Geçemiyor. Işık hızı yasa, da yasa. Bir yasa saniyede 300 bin kilometre bölü saniye. Bölü evet. Saniye. Evet. Şimdi ışık hızı nedir? Işık hızı bütün hızların modere yani omni hızıdır. Hepsinin evet. Ortak hızıdır. Evet. Orada ışık hızının öncesi vardır, sonrası vardır. Evet. Peki ışıktan hızlı giderseniz ne olur? Takyonlar. 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 Yani bilim olarak anlatırsam insanlar yerine tardiyonlar, cinler yerine luksonlar, luksonlar. Ve üçüncü hızlı evet. Grup melekler. Melekler. Melekler dediğimiz takyonlar. Takyonlar. Evet. Şimdi hemen bulalım şeyi, bu denklemi nasıl kuracağımızı. Nasıl kuralım? Pardon. Şimdi meleklere gelirim. Meleklerin hızı. En düşük hızı ışık hızıdır. Yoksa şeytan olur, cin olur. Evet. Yani peki, bölgesi o kadar. Evet, o kadar. O bölgeyi biraz tarif ediyor Kur'an. Diyor ki, cinler diyor, meleği aileye, meleklerin sınırı oldu. Bak ışık hızı diyor ya, C. Evet. Oraya çıkarlardı, dinlerlerdi diyor. Evet. Haber alırlardı meleklerden ve insanları aldatmak için. Orası cinsler, tam o bölge o meleği, zaman. Meleği evet. Ala oranları. Meleği ala. Melekler buradan aşağı geçmiyor çünkü onların durma noktası o. Evet. Hareketsizlik bizde vardı ya evet. Kelvin. Evet. Onların Kelvin'i de durma noktası. Durma noktası. Oradan aşağı geçmiyor ama cinler oraya çıkıp onlardan haberler alıyorlar. Fonon denen konuşma dili var. Evrenin ortak dili. Allah'ın da çıkardığı ses bu. Yani bugün Rabbiniz kim dediği zaman kendi cevap veriyor. Evet. Vahidül Kahhar olan Allah'tır diyor Rabbiniz değil mi? Evet. Öyle diyor. Evet, orada Allah'ın bir sesi var. Sesi evet, var. Ses. İşte bu sesleri alıyorlar cinler. İnsanlara getiriyorlar. Neden getiriyorlar? Çünkü bakın insanlar
En aşağı basamakta cinler bir üstte, melekler en üstte. Evet. İnsanlar meleklere gidemez. Evet. Ama melekler gelir. Onu da konuşalım. Evet. İnsanlar. Nasıl geliyorlar? Tersten geliyor bakın. Aa, evet. İşte bir melek en küçük hızı olan ışık hızının bir yukarısından hızlanıyor. Oo, ışığı milyonlarca kez hızlanıyor. C kare o demek. Evet. Işığı milyarlarca kez hızlanıyor. Geçiyor. Aman Allah'ım, nereye kadar? Evet. Bakın nereye geliyor biliyor musunuz? Evet. Hareketsizliğe geldi. Orada birleşiyor. Evet. En sıcakta en soğuğun birleştiği nokta. Tek nokta. Evet. Orada sıfır derecede hareketsizlik var. Melekler evet. Nereden geliyormuş? Sıfır noktasından evet. geliyor. Cinler evet. diyorlardı ki biz meleklerden haberleri insanlara götürüyoruz diyorlardı. Evet. Peki Kiramen Katibin nereden geliyor? Bakın. Evet. Hareketsiz nokta. Hareketsizlik noktasından buradan geliyor. Aa, evet. Çok güzel oturdu şimdi kafamda evet, kaptanım. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada tabii cinleri perileri de öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi, ilginç bir şekilde din ve bilim birleşti. Yani tabii. Çok tuhaf. Ben bu, kirli çıkayım, ben her şeyi anlatabilirim. İnsanlar diyor ki hayır diyor, bilim ayrı diyor, din ayrı diyor. Dinle bilimi nasıl ortak İşte nokta? Oldu. Ne yaptınız bunu? Ya hayır, ne şunu söylüyorum. Onu? Madem ki canlı madde var. Evet. Değil mi? Canlı da enerji olması lazım. Yoksa denklem evet, denklem yani bir olmuyor. Matematik bir denklem evet. Üzerine evet. olması gerekiyor. Şimdi meleklere, takyonlara geldiğimizde onları da daha sonra çok güzel anlatacağız. Tamam. Bugün değil onların sırası. Tamam. Şimdi gelelim yine yedi renk olayına. Evet, yedi renke tekrar geri dönelim. Bu yedi renk, Kur'an içinde yedi renk basılmış. Evet. Cinler de yedi renk, birbirlerine dokunmadan, birbirlerine değmeden yedi renk olarak yaşıyorlar. Evet. Yani onların cinsleri var. Sadece saydığım Ahmer, Ebyat falan filan değil. Evet. Mesela şeytanlar var. Evet. Bireysel şeytanlar var, her birimize verilen. Onlar ayrı. Evet. İfritler var. İfritler var. Ve bu yedi renk cinler var. Evet. Bütün bunlar hepsi ayrı ayrı şeylerdir. Ve bunlar birbirine değmezler. Evet. Ama şunu yapabilirler. Bunlar ahlaken şeytanlaşabilirler cinler. Ahlaken şeytan olabilirler. Evet. Nasıl oluyor bu? Günah yükleniyor. Onların sicin diye bir defterleri var cehennemde tutulan. Evet. Günah yüklendiği zaman bunlar hareket edemez hale geliyorlar. Evet. Hareket edemeyince bu doğalarına aykırı. Aha. Dünyayı 7,5 kere gezer. Evet. Çevresinde ışık hızı ya da cinlerin hızı 7 kere gezer. Evet. Gezemiyorsun. Yavaşlıyorsun. Bir tuhaf bir şey oluyorsun. Evet. O yüzden onlara şeytanlaşmış cinler denir. İfritlere evet. de öyle yani denir. Yani şeytanlıktan evet. cinlikten şeytanlığa uzanan evet. bir evet. Şimdi skala var. Her şey 3 değere sahiptir. Evet. Artı, eksi ve sıfır olmak üzere. İşte bu şekilde görmüştük. Evet. Cinler artıdır. Şeytanlar sıfırdır. Cinler artıdır, şeytanlar sıfırdır. Diğerleri ifritler eksidir. İfritler ve pastoforlar, bu tılsım bekçileri, işte yazıyorsunuz hazine bunlar. Hazine bekçileri. Falan filan. Büyü, sihir bekçileri. Onlar da sıfırdır, eksidir. Eksidir. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Hemen anlatayım. Evet. Elektronu düşünün. Hep evet. elektronu eksi zannediyorduk. Evet. Öyleydi. Bir gün Pam Dirac diye bir adam çıktı. Hı-hı. Bilim adamı. Çok sevdiğim. Dedi ki eksi elektron da var dedi. Haberiniz artı elektron da var dedi. Evet. Anti elektron. Niye? Dedi, denklemin iki kökü var. Bütün matematikçiler baktılar, iki kökü var. Artı elektron olur mu ya? Evet, bulundu sonra. Evet. Artı elektron bulundu. Ona ne dendi? Anti elektron veya pozitron dendi. Pozitron olmuş oldu. Hemen şu akla geliyor. İkisini buldunuz ya. Üçüncü evet. de ben buluyorum. Artı varsa, eksi varsa sıfır da var. Sıfır da olmalı, evet. Bana bir sıfır söyleyin. O sıfırın yükü yok. Artı eksi yok. Yakalayamazsın. İşte burada şey demiştiniz az önce. Şeytan demiştiniz sıfır. Yani getireceğim laf oraya. Hı-hı. Şöyle anlatacağım. Sıfır şeytan, yüksüz. Evet. Peki neden yüksüz şeytan? Yüksüz bir elektrondan bahsediyorum. Evet. Artı elektron var, eksi elektron var. Kendilerine göre dönen, dönmeyen. Evet. Onları ayırt edebiliriz birbirlerine. Ama yüksüz elektronu hiçbir şeyini duyamayız.
bir örnek vereyim. Yüksüz elektrona adı şeydir bunlar, nötrinodur. Nötrino. Nötron değil, karıştırmayalım. Nötrino, evet, nötrinolar. Nötronlar nötr yüklü çekirdeklerdir. Bunlar ışık. Evet. Peki nötrino ne yapıyor? Hiç, hayal et. Hayalet parçacık. Hayalet parçacık. Peki niye yakalamıyor? Sıfır yüksüz. Yüksüz. Hani bir tane şeyim olsa, mıknatısım olsa artı eksi yakalayacağım. Ama sıfırı yakalayamıyorsun. Sıfırı yakalayamıyorsun. Evet, nötrino. Peki nötrino nedir? Şimdi sıkı dur. Vesvese. Ah evet, şimdi demek oldu. Demek ki vesvasil hannas dendiği zaman şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınırım. Evet. O şeyden gelen nötrinolara yüklenmiş oluyor o vesveselerde. Evet. Böylelikle vesvese almış oluyor insan. Vesvese almış oluyor insan. Evet, i̇nsan vesvese oluyor. Almaya açık. Halbuki cinler ve ifritler bunlar elektrik yüklü oldukları için çoğalırlar. Yani anne baba olurlar, çocuklar olur, torunlar olur. Evet. Yaşarlar ama cinlerin öyle değil. Cinler tıpkı bir melek gibi. Hı hı. Bakın bir melek gibi yüksüzdür. O melekler de yüksüz. Evet. Dolayısıyla melekler nasıl ki babadan anneden doğmayıp da kendini böyle şey yapıyorsa, kopyalıyorsa cinler de şeytanlar da kendini kopyalıyor ve her birimize bir şeytan verebiliyorlar. Evet. Her birimizin yüksüz bir şeytan var. Peki ne yapacağım, bu şeytana nasıl başa çıkacağım? Çıkamayacaksın kardeşim. O hep sana besbese verecek. Çek, evet. Besmele'yi çek ya da hoppacık bismillah de kurtul yani. Evet. Bak ne güzel birleşti bu da. Evet. Çok güzel oldu şimdi. Evet. Şimdi gelelim Kur'an'ın 7 anlamı var ya, 7 anlamı. Evet. Bunları örnekleyelim. Tamam. Kur'an iç içe katlanmış 7'dir dedik. Evet, iç içe katlanmış 7'dir. Bu da evet. Ayettir evet. Dediğiniz. Şimdi mesela birinci de baktığında şunu görürsün. Ayeti söyleyeyim, Adiyat suresi. Aha. Der ki, özetliyorum tabii, hepsini Adiyat tek tek suresini. Anlatmıyorum. Tamam, ha. Özetleyin lütfen. Diyor ki, işte cenk meydanında nefes nefese koşan atlar hakkı için. Evet. İşte şeylerden, nallarından ateş çakan atlar hakkı için. Uçarcasına düşman içine dalıp sonra da orada tozlu dumana katan atlar hakkı için. Evet. Şimdi burada Adiyat at demek. Evet. Ama değil. Değil. Bu birinci manaydı. Evet. Gelelim, bu ilk manası, ikinci evet. Manasına geliyoruz. İkinci mana, atın yaptığı işi yapan. Atın yaptığı işi yapan. At, beygir. Beygir, beygir gücü. İşte bu. Beygir. 10 puan aldık şu anda. Adiyat suresi evet. Beygir gücü. Beygir gücü. Evet, çok güzel oldu. Peki şimdi ne yapıyor? Bir daha ayeti hatırlayalım. Aha. Diyor ki, düşman içine uçarcasına dalan, bu uçarcasına dalan herhalde at değil. Değil. Beygir gücüyle gönderilmiş bir füze. Pike, füze. S-400 olsun lütfen. S-400. Benim için S-400 tamam, olsun. Tamam, S-400 olabilir. Lütfen öbürleri karıştırmayalım. Tamam. Tamam. Bir gelir, sonra da düşman içine arkasından, evet. Düşmanın cephesinin arkasından içine düşer. Ayet aynen böyle diyor. Aynen. Evet, böyle diyor. Ondan sonra orada diyor toz dumana katmak, bum. Evet, patlatıyor. Evet. Yani tamam. Birinci manadan değil, ikinci manadan. Ha geçelim, üçe geçelim, dörde geçelim. Ben yediyi söyleyeyim size. Uçan daireler de bunlar. Oo. Geçelim, o da geçelim. Mesela ayet diyor ki Fil suresinde. Fil suresinde. Rabbinin fil kavmine ne yaptığını gördün mü diyor. İşte evet. Neyse onların üzerine diyor gagalarından. Pişmiş taşlar. Balçıklar attılar diyor. Diyorsun ki ne var bunda? Evet. Ne olmuş ki anlayamadım diyorsun. Evet. Ama öyle değil işte. İkinci manaya kendini zorladığın zaman şunu görüyorsun. Arapça fil nedir? Fil. Elephant. Elephant. İngilizce'de olduğu aynı, gibi. Aynı. Oradan geçme. Evet. Elephant. Mesela zarif hayvan, zürafa, cirefe İngilizce'de geçiyor. Cirefe. Evet. Yani zürafa, zürafa, zarif hayvan. Evet. Boyunlu boysu. Evet. Şimdi bakın. Zaten dil bir tane. Aslında dil bir tane. Onu zaman zaman konuşacağız, dokunacağız. Sanskritçe olarak tabii. Bahsettiğiniz, evet. Şimdi orada diyor ki, Rabbinin fil ashabına, yani sahiplerine ne yaptığını gördünüz mü diyor. Gördün mü diyor. Evet. Orada diyor ki fil sahipleri.
Elefant yok. Başka bir şey var. Evet. Nedir fil? Fil, fil değildir arkadaşlar. Fil. Çandaşlarım. Fil, filin üzerindeki kulenin adıdır. Hani koca filin üzerine kuleyi korlar. Evet. Sonra da burnuyla hayvan su püskürtür, bilmem ne yapar falan filan. Ben şeye gezerler. Benzettim şimdi. Tanka. Tank, evet, evet. Tank. Evet. Aynen tank. Evet, oldu. Çıktı şimdi. Evet. Tank peki, çıktı, vay. Evet, evet. Tank. Peki evet. Ne olmuş? Tankların üzerine ebabil diye kuşlar varmış. Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün ebabil diye kuşlar varmış, geçiniz. Evet. Böyle bir şey yok. Ebabil. Kuş değil orada. Tayrın başka, tayrın başka. Tayyareler. Tayyareler. Bakın uçakmış. Tayrın kuş ama tayrın evet. Ebabile diyor. Evet, tayrın. Ebabile nedir? Ebabile nedir? Filo düzeni. Bu nerede görebiliyoruz? Yaban kazları, yaban ördeklerinde, yaban kuğuları. Evet, şöyle V harfi biçiminde. Uçuyorlar. Evet. Bir tanesi yoruna kadar önde gider. Havayı kesmiş olur. Yani diğerlerini aerodinamik özelliği falan filan özellikleri vardır. Peki bu uçaklarımız nasıl uçuyor? Aynı şekilde. Bence de. Bence de sence. Aa, evet. Evet. Yani ne kadar güzel evet. Açıklandı bu böyle. Bu iki, dur da üç var, dört var, beş var, altı var, yedi var. Gelmedik. Evet, evet. Siz harikasınız kaptan. Estağfurullah. Hepsini bırakacağız bir gün. Bu sır arkasını anlatacağız. Evet. Hep arkaya atacağız bunları. Tamam. Sonra sen not alıyorsun. Oradan bir daha hatırlatacağız. Tamam. Demek ki Kur'an, okuduğumuz Kur'an değil. Onun için ben farklı geliyorum. Evet. Benim anlattığım Kur'an sadece 1-2 değil bakın. İstersen 3'e devam edelim, 4'e hiç fark etmez. Evet. Benim için hepsi hazır. Evet. Hepsi hazır. Benim amacım sindire sindire, özümseterek evet. işi bitirmek. Herkesin anlamasını istiyorum, unutmasını değil. Evet. O yüzden geçmişte yaptığımız gibi geleceği de vaadin elimizde tutacağız. Yani size her şeyi cevaplamadık, soru kalmayacak derken bunları hepsini anlatacağız. Evet. İnşallah. Evren tarihinde ilk bir yayın i̇lk yapıyoruz ve evet. Cevaplanmayan hiçbir soru kalmayacak sevgili yerlisler. Ve lütfen dikkat, mutlaka mantıklı. Evet, mutlaka kimse mantıklı bir şekilde. Kimse mantıksızdı, mantıklı olarak. Batıldı, ben böyle saçmalık duymadım falan demesin, diyemez. Zaten derse kendine çelişir. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Tabii, hemen Ramazan, konuşalım. Ramazan Erten göndermiş. Ramazan Erten'den gelmiş. Ondan sonra bakıyorum şu anda. Sorular var mı acaba? Yani soruları alalım varsa. Soruları alalım arkadaşlar. Allah'ın anıldığı evlere hoş buluştuk demiş Karina. Soru var mı? Soru. Evet, soru gelene kadar. Soru gelene sevgili kadar. Dostlar sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Bakın bizim programımızın sloganı şöyle. Cevaplanmadık, bilinmedik hiçbir soru kalmayacak ve evrende ilk defa mantıklı sorularla birlikte bu sorudan cevaplarını sevgili değer kaptanımdan inşallah. Alacağız. Neydi şeylerimiz, ayetlerimiz? Seni her soruyu bir hakkın bilmekle mükellef kılıyorum ve veya seni evet. Men ediyorum bilmemekten. Evet. Her şeyi bileceksin diyor. O zaman bileceksiniz ben kaptanım. Bilmek zorundayım. Evet, peki evet. Bunun şeyi nedir, sırrı nedir, niye biliyorum ben? Evet kaptanım. Hemen anlatayım. Rabbi zıdni ilmi. Rabbi zıdni ilmi. Zıdni ilmi. İlmi. Evet. Allah'ım bilmemi. Bilmemi. Çoğalt. Çoğalt. Evet. Şimdi elimizde cahil birinin elinde bir sayısı var. Bir diyelim. Evet. Sıfır diyelim. Sıfır evet. Diyelim. Sıfırı sağdan soldan istediği gibi yazar sıfır üretir. Evet. Ama biraz daha bilen bir insanın elinde 1 ve 2 sayısı vardır. Yani şey 0 ile 1 vardır veya 1 ve 2 olsun öyle diyelim. Evet. Bakın hem 12 yazabilir hem 21 yazabilir. Hı hı. Hem 11 yazabilir hem 22 yazabilir. 4'e çoğaldı. 4'e çoğaldı. Birdenbire 1'di 4 oldu. 4 oldu. Peki bunun devamını var mı? Var. 3 evet. Tane 1 2 3 korsanız 24 oluyor. Şey evet 24 evet. Oluyor. Evet. 24 oluyor. 9 evet. Şey olarak ne derler ona? Katı olarak. Mod 9 olarak. Yani 24 oluyor. 24 oluyor. Eğer sen 4 tane biliyorsan 4, 1, 2, 3, 4 kaç türlü yazabilirsin biliyor evet. Musun? 64 türlü. 64 türlü. Aman Allah'ım. Evet. Bakar mısın? Evet. Demek ki Rabbim bilmemi çoğalt dediğinde 1'i biliyorduk. Evet. 1'i her türlü yaz 1.
Ama yanına 2 geldiği zaman 11, 22, 21 ve 12 diye 4 kere yazabiliyorsun. 4'e çıkardık. İşte bu bilimin çoğalması. Bilmenin çoğalmışı. Yani evet. Bende şaşılacak bir şey yok. Evet. Bende şaşılacak bir şey yok. Ben sadece 1'i 2 yaptım, 2'yi 4 yaptım, 4'ü işte 8 yaptım. Bu hale geldim. Evet, evet. Şiddetle tavsiye ederim sevgili izlerler ve dinlerler. Mutlaka Rabbim bilmemi arttır. Zat ne? Ziyade demek. Artırmak ziyade demek. Ziyade demek. Evet. Artması. Evet. Ziyade olsun evet. Buradan geliyor. Evet. Herhalde. Ziyade olsun buradan geliyor. Ama Allah öyle bir güzel kullanmış ki Rabbim onu. Çok hoşuma gitti. Evet. Karesi kadar diyor. Zat ne? Aa, karesi demek evet, burada. Evet. Zayt artı demek. Toplayın değil. Bilmenin karesi. Evet. Yani artı. Evet. 2 kere 2 toplarsın 4 eder ama 2 kere 2 de 4 eder. Bunu aşıyor olay. Bu çarpı. Evet. Katı. Bu katı. Yani 2 kere 3 6 ediyor. Evet. Değil mi? Öyle değil evet, mi? Evet, evet. Yani ve çoğalmaya başlıyor artık. İşte bu duayı mutlaka ezberleyiniz. Çok basit. Estağfirullah, bismillah. Rabbi. Rabbi öğretmenim demek. Evet. Rabbi, ey öğretmenim. Ey öğretmenim. Zıtni. Katlayarak çoğalt. Ziyade et. 7 49 neyse. Evet. İlmi. Bilmemi. Bilmemi. İlmimi değil, bilmemi. Bilmemi. Allah'ım bilmemi katlayarak çoğalt. Evet. Peki bu yapılabilir mi? Neden ümitsizsiniz ki? Kim ümitsiz? Evet. Ben canlı örneğim. Nasıl yapıyorum bunu? Evet. Nasıl yapıyorum? Bir adiyata aldık, belgeli gücü yaptık. Sonra uçan daire olarak çıkacağız onun altından dedim. Evet. Her şey çıkacak. Evet. Evet. Ve daha neler neler çıkacak. Ben biliyorsam herkes de biliyordur. Benim bir ayrıcalığım var mı? Yok. O zaman bu şey çok güzel bir ayet. Rabbi zıdni ilmi. Bunu yapalım. Özellikle bunu bilmek isteyenler, öğrenmek isteyenler evet. Bunun üzerine yaratıcıdan, Rab'den, öğreticiden evet. ilmimi ziyade et, çoğalt diyebiliriz. Aynen. Evet. Şimdi Allah'ın Rab özelliği nedir? Evet. Rab der. Rab. Nedir Allah'ın Rab ismi? Bakın. İkra bismi rabbike, Rabbinin adıyla oku diyor. Allah'ın adını vermiyor ayet. Evet. Vermiyor. İlk ayet İkra'dan. Evet, vermiyor. İkra Rabbinin adıyla diyor. Rabbinin adıyla oku diyor. Rabbini, önce Rabbini bileceksin. Evet. Rabbin nedir? Ben söylüyorum, öğretmen. Öğretmen. Öğretici. Bütün melekler, sonra Kalibera'da bütün insanlar demediler mi? Ey ya Rabbim, biz, yani öğretmenim, ey öğretmenim. Biz senin bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Sen bizim öğretmenimizsin. Evet. Sen muallim, ben talebe misali. Evet. Onun için Allah'ın Rab adı çok yücedir, çok yüksektir. Bu 99 isim safsatasının üzerinde, yukarısındadır. Evet. Nasıl oluyor? Rab ismi geçmez Kur'an'da. Yani şey, Kur'an'da geçer şey de geçmez. Allah'ın 99 ismi de geçmez. Evet, geçilmiyor. Settar da geçmez. Settar da. Allah tabii Allah'ın ya Razzak ya Settar diyoruz. Evet. Ey rızık veren, ey günahlarımı örten demiyor muyuz? Diyoruz tabii ki. Ya da diyoruz ki ey Muhsi, benim hesabı hızlı gör. Serül Hisap Tanrı diyoruz değil mi? Serül Hisap var evet. Evet. Allah'ın ismi 114 tanedir. Aa, 114 tane. Evet. Ya bu 99 falan bu uydurma. Tesbih uydurmuşlar. Tesbihe. Tesbih ticaretine. Tesbih. Çok, evet ve Allah'ın 114 ismi zaten Kur'an'da 114 ayettir ve Allah'ın adı cifirde Cem. Cem. El Cemi'u. Allah'ın adı bu. Evet. El Cemi'u. Cem adı. Birleştiren, bütünleştiren adı. 114. Evet. 114 nedir? 19'un kaç katıdır bilmiyorum, 6 katı. Evet. Yani bunlara da matematiklerine geliriz. Evet. Bu 19'a kilitlenmiş şey durumlar da var. Şimdi bugünün güzel bir özelliği daha var. Allah Rabbim her şeyi tevafukla öğretir bize. Her şey tevafukla olur. Bugün 21 Haziran. Evet. Yani en uzun gün. En uzun gün. Ve ben en uzun günde eşimle de tanışmıştım. İlk beraberdik. Bu da onun yıl dönümü oluyor. 21 Haziran'da. Evet, 21 Haziran'da. Evet. Uzun bir gündü. Uzun bir gündü. Çok uzun bir gündü. Güzel bir gündü. Maşallah. Evet. Şimdi 21 Haziran'da burada olmamın bir gerekçesi var mı? Var. Bakın giydiğim şunun da bir renginde bir gerekçesi var. 21 Haziran en
uzun gündür. En uzun gün. Yani güneşin gerçek rengi budur, biliyorsunuz. Beyaz değildir güneş. Evet. Gözümüz beyaz gibi görür onu. Evet. Güneşin gerçek rengi. Turuncu. 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 Şimdi demek ki bunun tersine 21 Aralık'ta da buz mavisi veya gri denen o bulut renkleri var ya, hani içimiz kararıyor. Evet. Buz mavisi demek daha doğru oluyor. Daha güzel oluyor. Buz mavisi de 21 Aralık'ın rengi olmuş oluyor. Oluyor. Yani bazı şeyleri bilmeyerek yaparız. Ben bunu hakikaten bunu bilerek gelmedim. Bir şeyler var ki bizim üzerimizde bir şeyler var. Evet. Bunun gömleğimin hikayesi nedir biliyor musunuz? Ben şuradan bir gömlek giydim gitti. Onu verdi eşim. Eşim onu verdi giydim. Evet. Sonra baktım ayın 21'i. Evet. Ve bu turuncu. 4 tane şey var ya, en uzun gece, en uzun gündüz falan. Bunlar 4 tane gün dönümleri var. Ekinokslar var. Ekinokslar var. Bunların her birinin ayrı bir rengi var. Çok enteresan değil mi? Bazen kendimiz isteyerek yapmıyoruz bunları. Allah bizi yönetiyor. Ama Allah'ın dediğim gibi göremiyoruz. Hani bir ara yazmıştık. Belki onu bir daha tekrar da verebilirsiniz. O Allah. Birleşik olarak Nowhere. The God is Nowhere. Birleşik olarak. Birleşik olarak. Ve Nowhere diye iki tane ayrı şey. Orada şunu gördük. Allah hiçbir yerde değildir, yoktur. Evet. Veya Allah Nowhere tam buradadır. Şimdi buradadır. Evet. Buna kuantum fiziğinde sevgili dostlarımız ne diyoruz? Üst üste pozisyon. Süper pozisyon. Süper pozisyon. Süper üst demek zaten. Üst üste pozisyon diyoruz buna. Bir ve sıfır bir arada. Evet. Birinde diyoruz ki Allah yoktur diyoruz değil mi? Evet. Nowhere. Hani göster bakayım. Nowhere. Nerede diyor. Nerede? Evet. Öbürü de diyor ki Nowhere. Aynı kelime. Olur. Aynı kelime. İstersen şuraya bir yazı ver. Olur. Sonra da bölelim onu. Tamam. İstersen bunu da arkaya da atabilirsin. Arkaya atalım. Çünkü neden? Görsel yayına da geçeceğiz. Ha, bu da kalsın. Bunu da anlatırım. Bak bu arkada güzel bir şey kalmış. Evet. Cinleri okuduğu Kur'an olayı. Şimdi onu bir daha yapalım. İki kere yazalım bunu. Ayırmasını sizden rica edelim. Evet. Şimdi Tanrı Allah'dır. Evet. Buralar zaten belli bir şey. Belli. Bakın kelime bu. Nowhere. Kelime. Burada. Şimdi burada. Evet. Bu birincisi Nowhere. Nowhere. Eğer ayırırsak, evet ayıralım. D'yi ayırdık, G'yı ayırdık, İ'yi ayırdık. Evet. No'yu da ayıralım. No. Bunu ayıralım. Evet. Ne oldu? Here. Allah şimdi burada. Evet. Buna üst üste pozisyon deniyor. Evet. Allah zaten yazılırken, tamam mı? Elif. Allah yazılırken şudur, bakın. Ben bunu Nebati alfabesinde yazayım, daha kolay anlaşılır. Tamam. Yok basit. Elif. Lam, bu küfi Nebati alfabesi. Tekrar L, tekrar A, bir de H harfi var. Onu sıralatacağım. Tamam. Bakın burada gördünüz mü? Bu bunun sülüs yazı şekli. Evet. Bakın Elif, Lam, bir daha Lam, bir daha H. Bunu birleştirmek de gerekmez. Evet. Yani böylece bir şey çıkıyor. El Arapça'da var anlamına geliyor. Evet. La yok anlamına geliyor. Evet. El var anlamında Nowhere. Nowhere. Veya nowhere hiçbir yerde yok, sıfır yok anlamında. Evet. Bunu hissettiniz mi? Evet hissettim. Çok belli, açıkça belli. Evet, şurada da şöyle olmuş oluyor. Nowhere. Evet. Hiçbir tarafta yok. Nowhere. Evet. Burada şu anda var. Evet. Üst üste pozisyon olmuş oluyor. Evet, çok teşekkür ederim. Yok, rica ederim. Şimdi demek ki 1 ve 0'dan ibaret. Evet. Kur'an. Bir ve sıfırlardan ibaret. Başka bir şey. Üst üste ama. Üst üste. Kuantum fiziğinde üst üste pozisyonda bunlar beraberler. Evet. Bir zaten bir gibi yazılıyor. Arapçada sıfır da böyle yazılıyor. Nokta. Nokta olarak yazılıyor. Evet. Şimdi Allah yazmamız gerekirse bakın. El bir demek değil mi? Bir, evet. Yanına ne yazıyoruz? La. Yok. La yok yazıyoruz. Diyoruz. Sıfır yazıyoruz. Tamam mı? Evet. Böyle bir şey.
bu. Evet. Buna göre Allah adı şu. Varsa, yoksa o. O. Allah. Evet. Allah. Evet. Şöyle ayırayım ki daha kolay anlaşılsın. Lam elif olsun, he olsun. Aha. Varsa. Varsa. Yoksa. Yoksa. O. O. Sen ne dersen de o var diyor. Var diyor, evet. Evet yani. Böylelikle bunun şeyi de daha iyi açılmış idrak oldu. Açılmış oldu. Evet ve zaten biliyorsunuz biner sistem, ikili sistem. Evet. Ya da öbür adıyla şey sistemi. İkili, biner. Bir dakika. Bak şuradan gösterebilirim. Bakın burada dü yazı da şurada yukarıda. Evet. Dü'yü gösterebilir misin? Şunu mu? Ha dü. Evet. Dü, dijit kelimesi. Dijit. Dijit. Dijital var ya. Dijital, di evet. Ne demek? İki. İki. Latince. Evet. Git ne demek? Rakam. Rakam. Zaten bir ve sıfırdan ibaret değil mi her şey? Evet. Bakın orada gördünüz mü onu? Evet, evet. Burada da bakın bilale yazılı. Evet. Bi nedir? Biner. Binary. Binary sistem. Biner sistem. Geri ikili bakın. Evet, yine ikili sistem var. Ama yukarıda, dijitte, yukarıda. Bildiğimiz 1 ve 0'dan oluşmuş sistem var. Burada da 64'lük sistem var. Heksan matematiği var. Heksan matematiği. Evet. Evet. Yani sadece bunları yazmak değil. Bunları bir de anlatmak gerekiyor. Evet. Şimdi Dülilan'ı ve Bi'yi bıraktığınız zaman Lale ve Lilla kelimeleri görüyorsunuz. Evet. Onların da hepsi Al 1. Evet. İl 1. İl 1. La 0. L gene 1. 1. Olarak düşünün. Bunu da ve yukarıdakini de öyle düşünün. Ya hep 1 ve 1 0 1 0 1 0. Ama nasıl olur bu? Çok ilginç. Bu tesadüf mü? Çok ilginç. Hayır yani, yok böyle bir şey. Böyle bir şey. Evet. Yani Kur'an'ın mucizesi. Evet, evet. Birler ve sıfırlar üzerine oluşmuş. Evet. İşte burada zaten görülüyor. Evet. Bunu nereden getirdik? Şeyde tesadüfen çıktı. İyi de oldu bunu göstermemiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazılı burada. Evet. Ama öyle değil. Şeye göre inişli çıkışlı olduğu için yani zilzal şeklinde iniş çıkış yaptığı için dalgalar cinler onu elham diye okuyor. Elham nedir? İlham etmek. İlham etmek. Dülillah atlı melekle. Atlı melekle. Hira Dağı'nda, Nur Dağı'nda. Hira mağarasında. Evet. Bilal'e işte daha sonra anlatacağım bunu. Mahsus bekletiyorum. Hı-hı. Bir kurgu olmasın diye. Yani cin daveti yapmayalım diye korkudan yapmıyorum, söylemiyorum. Anladım. Devam etmiyorum. Hı-hı. Mina, burada Bilal'e Mina, hı-hı, şeytanı taşlayan kudret. Evet. Şeytanı taşlayan Mina, kudret. Mina'da kudret. Taş atılıyor zaten. O nedir? Biner sistemle, evet. Biner sistemle, evet. Sıfır sıfır diyorsun bakın. Biner sistemle sıfır sıfır yapıyorsun, hı-hı, şeytanı sıfırlıyorsun. Gücünü. Evet. Ama öbür yukarıda melek, yani Cebrail aleyhisselam, o atlı melek denir ona. Ama öyle değil. Değil. O başka bir şey. Evet. İl de var, la da var orada. Evet. Şimdi insanların aklı karışmasın bunlar. Hemen söylemem gerekiyor mu bilmiyorum ama. Aslında çok güzel konular da. Zaten öyle, zaten öyle. Evet. Şimdi mesela Kur'an'da çok enteresan böyle bir matematik var. Evet. Cifir'i daha sonra anlatırım. Önümüzdeki ay gibi inşallah. Tamam. Çünkü cifir çok güzel bir bilim dalı. Fakat ben Kur'an'daki matematiği göstermek istiyorum. Tamam. Bunu çevirelim mi? Çevirelim. Hı. Evet. Şimdi bir denklem kurmuştuk. Ne yazmıştık? Onu yazalım. Tamam. Madde. M mi yazayım? Yok. Şöyle yazacağız şimdi. Buyurun. Madde insan ise. Madde insan ise. Ya da öyle yazmayalım. Şöyle yazalım. O uzun uzun yazmaya gerek yok. Madde insansa. İnsansa. Evet. Enerji cin olmalıdır hani. Evet. Enerji nedir sorusunun cevabı cin. Evet. Enerji cindir. Ama insan ve enerjinin şimdi şeyini gösterelim. Cansız maddeden bahsetmiyoruz. Evet. Canlı maddeden bahsediyoruz. Cansız madde var, canlı madde insan var. İnsan, evet. Cansız enerji var, canlı enerji var. Evet. Oradaki enerji nedir? Her mesamata sızan, her şeyin içinden geçebilen, dumansız, zehirli, yalın bir ateşten yarattık diyor. Evet. Orada. Evet. Cinleri. Evet. Peki nedir bu? Cinler
radyoaktiftir. Her şey içinden geçerler. Evet. İşte röntgen ışınları gibi, şu gibi, bu gibi. Bunu da anlatıyor. Maddenin içinden evet, geçiyorlar. Evet, ateşten yarattık diyor. Evet. Çünkü enerji demek. Ateş. Enerji evet, demek. Evet, şimdi oraya yazan nar yazalım buraya, nar. Şuraya mı yazalım? Evet, nar. Nar diyoruz. Evet, şimdi bu nar da saksıcı olduğu için hemen enerji yazın onu. Dışına enerji yazın. Enerji. Aynı kelime var, ateş. Enerji, evet. İşte nar orada. Nar burada, evet. Nar, evet. Enerji. Enerji işte bu, yani aynen, o olay aynen. Bu işte. Aynen çıktı şimdi ortaya. Allah ne buyuruyor bakın, enerjiden yarattık evet. Diyor. Canlı enerjiden. Evet. Her şeyi işleyebilen, yani cumansız bir... ateş nedir, işte elektrik midir? Evet. Yani, gibi. Ha yani öyle bir şey. Yani. Neyse. Şimdi böyle bir denklem var. Bak bu denklemlerden bir tanesini devam edelim mi? Lütfen. Edelim. Ne yapalım? Diyelim ki Adem Havva. Adem Havva. Tamam. Adem. Adem. Adem'i parantez içinde XX yaz. Şey XY yaz. XY. XY Adem. Genlerin. Evet, Havva'ya geçelim. Havva'ya geçelim. XX. XX kadınlar XX geni taşıyorlar. Evet. Şimdi bu bilinen bir şey değil mi? Evet. Burada ne eksik? YY. Evet, bu XX vermiş. Şurada YY olması lazım. Burada huri yazalım. Aa evet. Evet, çok iyi oldu şimdi. O zaman Adem yani Havva ve anlarım. Huri çıktı. Evet. Adem'de huri geni var. Çünkü hurileri yarattı. Evet. Aynı zamanda kadını yarattı. Adem'den alındı kadın. Evet, şuradan şöyle, şöyle. Aynı zamanda kadın Adem'den alındı. Evet, X'ten bakın, aldı. Burada hurinin, bu yukarıdaki formül gibi, evet. Hurinin de mecburiyeti var. Olma mecburiyeti var. Evet. Allah yaratmak zorunda. Evet. Bilim öyle diyor. Evet. Denklem evet. Eksik. Yani şurada ortada Adem evet. Var. Evet. Buradan şöyle evet. Şu taraflara XX ve YY diye evet. Aslında formül bu şekilde. Evet, formül bu şekilde. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Demek ki oluyor. Peki biz niye huri bulamıyoruz? Pardon, hiç cennete giden oldu mu? Yani olmadı. Olmadıysa bulamıyoruz. Bulamayacağız bunu. Huriler evet. O zaman cennette bekleyen. Evet. Evet. İnsan geninden. Evet, insan o, geninden. İnsan yani geninden. Adem üçe bölünmüştür. Evet. Bir tanesi plasenta. Yani şey sıvısı. Kadındaki doğum eş sıvısı. Birisi amniyot suyunu olan bundan yaratılmış durumda. Ha, evet, daha çok su evet, özellikleri evet. Taşıyor. Su özelliği su taşıyor. Özelliği su. Taşıyor. Yani burada evet. Ceninin sıvısı burada. Aa evet. Bu Adem Havva çamur. Çamur. Dumansız zehirli ateş o. Biz de toprağız. Toprak. Ama nasıl toprak? İşte cıvık toprak. Çamurdan evet. Kurutulmuş toprağız. Ama evet. Huri kurutulmamıştır. Evet. Su. Sudur. Su sudur. Özelliği taşıyor. Su. Su. Evet. Çamur olarak kalmış sudur. Evet. Huriler. Burada da böylelikle boşlukta evet. Kalan bir formülde evet. Tamamlanmış oluyor. Evet. Şimdi benim en komiğime giden şey bundan 42 bin yıl önce işte Zülkarneyn kanıtları denen bir şeyler var, diskler var. Evet. Orada ne yazılı biliyor musunuz bu? Kuri diye yazılı. K. Q. Yok, olabilir. O da. Peki K yazın. Q. Kuri. Dur. Tamam, peki Kuri yazın. Tamam. Evet. E de konulacak oraya. Neden koymuşlar? Bak bu eksik, bu doğru. Evet. Huriye. Huriye. Doğru kelime huriye. Evet, evet. Yoksa huriye. Erkekleri kapsamaz. Evet. Erkekler ayrı duruyor. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey anlatayım. Buyurun. Kyria. Kyria. Kyri. Kyri. Şey, bu E olacak pardon evet. Yanlış oldu. Kyria. Kyri. Kyri. Huri. 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 Evet. Kyri. Evet. Bunlar nasıl alındığı biliyor musunuz? Valkyrie. 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 Evet. Valkyrie. Valkyrie. Aynı kelime Kur'an'da Vildan olarak var. Neden? Vildan, evet. Tabii kelime kökü neden biliyor evet. Musunuz? Kelime kökü
doğurma şeyin Adem'in doğurduğu kadın anlamında. Vildan. Evet. Hani valide var ya, valide. Valide, evet. Velet, çocuk. Evet. Hani hatırlarsın. Evet, evet. Vildan da bu şekilde. Evet. Şimdi mesela erkekleri de var hurilerin. Evet. Onlara huriye demiyorsun. Demiyoruz. Huri evet. diyoruz. Huri diyoruz. Huri, kadınlara huriye diyoruz. Huriye diyoruz. Şimdi erkekleri nasıl bir şey o zaman? Onu da merak ediyoruz. Evet. Kur'an'da adları Gılman. Gılman. Evet, şöyle bir şey. Yumuşak G ile yazılıyor. Gılman. Gılman. Şöyle. Evet. Peki Valkyrie efsanelerinde Gılman nedir? German. German, evet German. Savaş erkeği. Evet, yukarıya savaş alınan erkeği. Savaş erkekleri. Evet. Yukarıya alınan. Evet. Bakın efsaneler birmiş. Valhalla. Valkyrie, Valhalla var, cennet demek. Valhalla, evet. Evet. Viking efsanelerinde geçer Viking bu. Viking değil, Kuzey efsanelerinde. Kuzey efsanelerinde evet, Edda geçer. Edda sagalarında var, şeyle Finlerin destanlarında var. Evet, Finliler de evet. biliyorsunuz en üst Türklerdir. Çünkü evet. neden? Maalesef böyle baktığınız zaman Finler en üst Türk. Ha, bir sürü Türk'üz ya hepimiz. Evet. Finliler bizden daha Türk mü olmuş? Bayağı Türk. Genel olarak. Genel olarak evet. çünkü kendi sarışınlıklarını vermişler Ruslara. Vermişler İsveç'e, Norveç'e, Danimarka, İzlanda'ya bilmem nereye. Evet. Bakın çok değişik insanlar evet. Finliler. Evet. Finler nece konuşur? Turanca konuşur. Turanca. Ona da değineceğiz. Evet. Turanca nedir? Nereden çıktı? Finlerle ne kadar ortak konuştuğumuz var. Hani Macarlarla, Finlerle. Evet, ben çok duydum ortak kelimeler olduğunu. Tabii çok çok var. Yani mesela Jabim Alma Bar. Jabim Alma Bar. Cebim alma bar. Cebimde elma var. Cebimde? Gerçekten evet, mi? Evet, gerçekten. Macarca'da da aynı. Fırın. Fırın, fırın. 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 Nereden geliyor? Fire. Fire. Fire Almanca. Fire. Fire, fırın. Fırın. Fırın, kelime evet. fırın. Türkçeden geçme. Gibi. Evet. Belli değil mi? Evet, evet. İşte altın. Öbürleri altın diyor ya da golden diyor. Golden. Golden aynı altın, kelime. Golden. Altın. Evet. Çünkü şey yumuşak G var başında. Evet. Altın var. Hollandalılar bunu çok iyi telaffuz eder. Altın, golden. Golden. Golden derler. Golden. Para birimlerine. Onlar evet. çok iyi telaffuz ediyor. Evet. Neyse çok dağılmayalım. Evet. Evet. Ne yapalım? Bunu yaptık. Bakın bir matematiği gördünüz mü burada? Evet evet. Çok güzel bir şekilde matematik olarak da anlattınız. Bu bambaşka bir konu, yaratılış konusuna giriyor. Evet. Yine bununla ilgili evet. bir program isteriz sizden. Evet. Şeytan Havva'nın aldatabildi. Adem de şey olduğu için şövalye erkek. Evet. Benim sevdiğim kadının peşinden ben de giderim, cehenneme kadar giderim deyip ayrıldılar. Evet. Bu gözü yaşlı kaldı. Onlara ne bir insan ne bir cin eli değmemiştir hurilere evet, diye Kur'an'da ayette. Evet, Kur'an'da öyle diyor ayette. Evet. evet. Ondan sonra onlar cennete gelecek erkekleri yani Gılmanları ya da Germanları, Germanları bekliyorlar evet. onlar. Evet, evet çok güzel oldu. Yani formüller tam böyle bu şekilde ve çok bakın, güzel şekilde bütün oturdu. Bütün dünya dillerini de aynı anda kapsıyoruz. Dünya dillerine de gittik evet, evet buna. Sanskritçeden evet. çıktık hepsi yola. Hepsi bakın buradaki evet. Kürye ile Huri aynı kelime. Evet. Valkyrie, Vildan Huri. Evet. Vildan Huri eşittir Valkyrie. Neredeyse biz İsveççe konuşmaya başladık mı? Yani neredeyse yani. Neredeyse başladık evet. evet. Neredeyse mesela başladık. Bunu şey edelim tamam. sayfayı. Diğer sayfaya geçelim evet. hemen. Tertemiz bir sayfa evet. açtık. Evet, tertemiz bir sayfa açtık hayatımıza. evet. Şu anda tövbe ediyorum. Tertemiz bir sayfayla başlıyorum. Evet. evet. Şimdi sevgili dostum, Allah tek. Evet. O teki gösterme, bir nokta koy, oradan iki çizgi al oraya. Çok yukarı koyma. Çok şuraya yukarı. Mı? Ha, biraz daha yukarı, şuraya. Oraya tamam. Bir nokta. Ondan. İki şey mi? Evet, şöyle. İki tane bir şey çıkar. Allah tek fakat yarattığı her şey çift. Evet. Burada A koyacağız. A. A koyuyoruz. Evet. A evreni veya A. Aha. Buraya B diyeceğiz. Burası B. Evet. Bunu gördünüz mü? Evet. A ve B yan yana gelince ne olur biliyor musunuz? Hemen şöyle bir baklava dilimi yapalım. A, B olur. Hayır. Nasıl olur? Şöyle. Birleştir onları.
A ve yok. Sıfır olur. A B'yi götürür. A B'yi götürür. Ya şöyle örnek vereyim ben. Şöyle örnek vereyim. Sıfır oluyor burası. Evet, sıfır oluyor. Tamam. Şöyle bir örnek vereyim. Tamam. A 5 lira alacağım var senden. Hı-hı. 5 lira borcum var. Ne hı-hı oldu, biz ödeştik. Evet, sıfır olmuş oluyor. Ama bu öbür dünyada olmuyor işte. Karmaşık orası. Hı-hı. Senin bana borcun olan 5 liranın aslında hı-hı 2 lirasını rejisörden almıştım. Hı-hı. 4 lirasını ben nereden yapıp öyle denkleştik. Hı-hı. Orası ahiret. Evet. Ahirette hı-hı bu böyle sıfırlanarak gitmez. Hı-hı. Senin demin dediğin gibi AB olarak yazılır. Evet. Borcu alacağı yukarı yazabilirsin şimdi. Evet. AB'yi yazıyoruz. AB'yi yazıyorsun. Evet. Borcu alacağı yukarıya yazdın. Şimdi bakın. AB niye birleşik? Çünkü o bizim kitabımızı tutan kiramen katibin melekler evet 5 lira borcum var öde demiyor. Orada alacağım diyor. Sen otur bakalım diyor yerinde. Bu dünyada ödeşiyoruz biz. Evet. Orada ödeşmiyoruz. Bu dünyada bitiyor yani her evet, şey. Ödeme, dengeleme. O evet ayrı bir şey. Şimdi evet diyor ki 5 lira alacağım var, 5 lira borcum var. İyi tamam işte bunlar birbirini götürdü. Götürmüyor diyor. Deftere yazmam lazım diyor. He. Ben bunu da deftere yazacağım. Alacağı diyor da vereceği de deftere, evet, kara kaplı deftere bunu yazıyoruz. Bunu alıp götürüyor. Evet. Peki bu şekil bize neyi verdi? Bu şekil bize neyi verdi? Kan grubunu. Kan gruplarını verdi, evet. Dört evet tane A kan grubu, grubu. B grubu, evet. AB grubu ve sıfır grubu. Evet. Dört kan grubunu vermiş yani oldu. Yani bu X'ler, Y'ler, bu dört kan grupları falan boşuna değil. Evet. Kur'an'ın bir matematiği var. Evet. Biz o matematiği evet yapıyoruz. Evet, evet. O şekilde yapıyoruz. Evet, çok güzel ortaya çıkmış evet oldu. Evet, mesela Kur'an'da matematiğe bir örnek vereyim. Surenin adı El Hadid. El Hadid. Yani Elif, Lam, E, D, hı hı D, Y. Evet. El Hadid. Evet. Kur'an'daki şeyin adı bu. Hadid de kendi başına el konmadan, harfi tarif koymadan, yani hı hı D demeden. Sadece Hadid. Hı, sadece Hadid de demir demek. Demir. Demir. Evet. Kur'an'daki adı. Hı hı, demir. Bir şey haddelemek, demirlemek, evet, demir haline getirmek gibi oluyor. Bu da tamam. Buraya kadar anlaştık mı? Evet. Şimdi El Hadid'i yan yana cifirle yazdığın zaman Elif 1, evet, Lam 40, etti 41. 41. Tamam mı? Ve diğerlerini de yazdığın zaman 57 çıkıyor. 57. Yani 19'un 3 katı olarak bir 57 evet çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 57. Hadid suresinin 57. Hadid değil, bilmiyoruz daha, bakalım. Ha, evet. Hadid mi? Bir bakalım. Aha. Hadid suresi. Evet. 50 kaçıncı arkadaşlar? 50. Reci. 57. ayet. Hadid 57. 57. sure. 57. sure değil mi Hadid? Evet. Neyse bunlara demir grubu deniyor. Kimya tablosunda bunlara demir grubu diyor. Deniyor. Evet. Demir grubu. Evet. Hadid. Hı hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre konuşuyoruz. Evet. Besmele sonradan ilave edildiği için her birinin başına konuyor ya. Evet. Ama konmaması gereken bir şeyi de koymuşlar. Hı-hı. Peki onu koymuşlar. Niye koymuşlar? Bir fazla. O itiyor bütün Kur'an'ı. Hı-hı. İmam Cafer bunu fark ediyor. Evet. Besmele ayrı bir şey diyor ya. Besmele'yi niye hepsini başına koyduk diyor. Cafer Kur'an'ı deniyor ona. İmam Cafer evet Kur'an'ı. Kendisi dizmiş bunu. İmam Cafer evet Kur'an'ı. Evet. İmam Cafer Kur'an'ı alırsanız hı-hı kaçmış? Alabilir miyiz? Alabilirsin. Ekrana gelecek. Hangi ayet olduğu rejiden gelecek şimdi. Tamam. 50, 57. ayet 29. sure. Hayır. Ters oldu. Ters oldu. 29. ayet 57. sure mi olmuş oluyor? Neyse ben söyleyeyim. Onu da sonra düzeltiriz. Tamam. Şeydir. Neyse düzeltiriz onu. Düzeltiriz. Tamam, tamam. Şimdi 57. surenin adı o grubun adı kimya onu da sonra gösteririz kimya tablosunda. Hı hı. 57 grup içinde olanlara manyetik özelliği var. Hı hı. Nikel, işte demir, hı hı çelik, çelik falan neyse yani evet o grupta ne varsa. Hı hı.
Şimdi ayetin... Evet, ayet geldi. Bizim Avrupa'daki ayetin rejimizden. Ayetin tam 26.sına gelelim. 26'ya gelelim. 26'ya gelelim. Okur musun? 26'dan başlayarak okuyalım. Tamam. 25'ten başlayarak okuyalım. Tamam, 25'i okuyorum. 26'da geliyor. Andolsun ki biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. Bakın burada Allah diyor ki, ben size öyle bir şeyler göndereceğim ki diyor, orada Rasul diyor, peygamber demiyor. Ve biz diyor Rasulleri, bilenleri, öğretenleri, Risale, kitap yazanları açık delillerle gönderiyoruz. Evet. Kimya tablosunu bilerek gönderiyoruz gibi. Devam edelim. Evet. Ve insanların adaleti ayakta tutmaları için... Evet. Bu nedir? İşte eşdeğerlik ilkesi var. Demirin etrafındaki veya çeliğin etrafı, çelik diyorum, diğer elementlerin etrafındaki elektron sayısı iyonize değilse hep sabittir. Evet. Yani yüksüz bir durumu vardır. Devam edelim. Evet, devam edelim. Tutmaları için beraberinde kitabı ve mizanı indirdik. Evet, bakın teraziden bahsediyor. Biz hep terazi yaptık değil mi? Bütün ayetlerde. Evet, denklemi. Denklem, terazi. Denklem, ve biz mizanı indirdik. Devam edelim. Mizanı indirdik. Bir de kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Tamam, demir dediği zaman 26 orası. 26. Evet. Oradan... Demir, 26. Demirin kimya periyodundaki ağırlığı nedir? 26. Evet, çok güzel. Peki surenin adı Hadid. Hadid. O ne olacak demir şimdi? Demir suresi. O da demir. Periyodik cetvelde direkt vermiş zaten. Verdi. İşte Kur'an, bu ayeti. Bunu diyor, kimi peygamber de bildirdik diyor. Evet. Onlar bilerek geliyorlar yani. Değil mi? Bu bir mucize değil mi candaşlarım? Evet. Bu bir mucize. Kesinlikle. Ama Kur'an her yeri böyle de sabredeceksiniz, beni bekleyeceksiniz. Evet. Allah bana ömürler verecek, ben de anlatacağım inşallah. Ömrünüz bol olsun. Amin. Hepimize. Amin amin. Yani Kur'an'daki bu matematiği nasıl anlatayım? Neresinden başladım? Tamamı matematik. Evet. Tamamı matematik. Evet. Mesela La İlahe İllallah yazmıştık, hatırlıyor musun? Evet. O da gene bir ve sıfırlardan oluşmuştu. O da diyecek. El evvela vardı. El ve veya demek Arapça. Evet. Evve, ev, or İngilizcesi veya demek. Ve zaten bildiğimiz ve. Evet. Ve, and. Evet. Ve veya and or diye geçer ikili sistemde, biner sistemde. Evet. Bir önce anlattığımda. Evet. O da La İlahe İllallah dediğiniz zaman... ortaya 19 rakamı çıkıyor. Evet. Ve veyaları kullanırsanız. Ve veyaları kullanırsak. Yani Allah'ın ilk adı evveladır ya. Evet. Düşünün, bir tanrı var, hiçbir ismi yok. Evet. Peki sen bir isim korsan ne kordun? En evvelde olan. En önce. Allah'ın büyük adı el evveladır candaşlar. Evet. İsmi azam. Büyük isimdir. İsmi azam, en büyük isim. Hiçbir isim yok yani. 114 isim veya toplamda 167 isim ve sıfat yokken... Allah'ın bir tek adı vardı. El evvela. Bizi yaratmadan evvel. Evet. Evet. El evvela. Şimdi el bir. Altını çiz. Arapçada A diye okunuyor. El, fark etmiyor. Bir. 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 La sıfır. La sıfır. Ev or. Or. Or veya demek. Veya. Ve, ve demek, ent demek. Ent demek. Evet. Ve demek. Evet. Peki Allah yazalım buraya. Allah. Al bir demek. Al bir demek, evet. La sıfır demek. Aynı şey olmadı sıfır mı? Sıfır demek, evet. He de, ve veya demek. Ve veya demek, evet. Buyurun. Biner cebir. Lineer cebir buradan Lineer çıkmış cebir. Oluyor. Dijital matematik. Dijital matematik. Veya varsa yoksa Allah demek. Evet. Allah'la el evvel aynı kelime, biliyor musunuz? Evet. Bakın aynı, bir ve sıfır. Dijital olarak. Aynı. Aynı, evet. Hani Allah'ın ismi el evvela. Evet. Çünkü beni seni yaratmamış, kendi var. Evet. Bizzatihi kendisiyle kaim olarak duruyor orada. Evet. Peki, ey Allah'ım sen... adın ne kordun dediğinde ben söylüyor, benim adım el evvela diyor. Evet. Sen sonrasın diyor. Ben önceyim diyor. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Harika. Evet. Harika. El evvela'nın bir sıfatı var. Rab adı. Rab. Öğretmen. Öğretmen. Evvela öğretmen var oldu. Aha. Bakın.
bu bir felsefe. Evet. Önce öğretmen var oldu, bilgiyi aktardı. Evet. Sonra ilim sahipleri, alimler var oldu, bilgeler, bilginler. Evet, böylelikle şey de çıkıyor, isimlerin sıralaması da çıkıyor. Evet. Çok hızlı gidiyor diyelim değil mi? Hızlı mı yok, gidiyor? Yok, harikasınız kaptanım. Anladım. Bu arada sorular gelmiş. Ha, nihayet. Sorular geldi nihayet. Zeynep Esra Yücel. Ah, selam olsun buradan. Tamam. Ashab-ı Keyf mağarasının manyetik alan özelliği var mıdır? Kur'an'da mağaraya ışığın geçişiyle ilgili tanımlama mağaranın nerede olduğuna mı ilişkindir? Yoksa başka bir şey mi anlatılmak istenmiştir? O zaman ayetlere girmemiz lazım. Ayetlere girelim. Evet. O zaman rejimize de söyleyelim. Ashab-ı Keyfi mi yapalım? Ashab-ı Keyfi o zaman yapalım, soruyla birlikte. Sonra mı yapacağız? Musa'yı yapmıştık galiba. Yapmıştık. Kimi yapmadık? Zülkarneyn'i yapmadık. Zülkarneyn'i yapmadık. Yani şimdi evet. Ashab-ı Keyfi yapalım. Ondan sonra vaktimiz şimdi, olursa evet. iki bağ sahibine girmiş oluruz. Şimdi Kur'an'ın biliyorsunuz sırası değişmiştir. Evet. Ama bozuk bir saat günde en az iki kere değil mi doğruyu gösterir. Evet. Doğru mu? Doğru. Durmuştur. O saatte de senin vaktin girmiştir. Evet. Bu doğrudur o saat. Doğrudur. Yoksa iki yanlış bir doğru eder falan diye bir şey yok yani. Evet. Öyle bir şey yok. Evet. Bak bu seni güldürdüm. Her zaman güldürüyorsunuz kaptanım. Tamam, teşekkür ederim. Size. Allah hepimizi güldürsün. Ben teşekkür ederim. Amin amin. Şimdi bu bozukluğuna rağmen, bozulmaya rağmen Kur'an şöyle bir kitap. Tutup şöyle elinize ayırdığınız zaman ortaya Kehf suresi düşüyor. Tam ortada. Tam ortaya. Evet. Çok ilginç. Tam ortada yarısında Kehf yani suresi. Yani istediğiniz gibi şeyin dağıtın. Kur'an'ı açtığın zaman tam ortaya Kehf suresi düşüyor. Evet. Buyurun buradan yakın. Hani derler evet, ya. Evet. İlginç. Demek ki bir sır yakaladık. Bir sır var evet. Bir yakaladık. Tam ortası. Evet. Kur'an'ın. Şimdi 6 tane, 7 tane, belki 9 tane şey var. Kehf, mağara var. Evet. Yani birbirisi de bu civarlarda bir yerde, Selçuk'ta. Yine Ashab-ı Kehf mağarası deniyor. Ashab-ı Kehf mağarası deniyor evet. oraya. Yani peki bunlar doğru mudur? Yani mesela Yunus Emre'nin 7 tane mezarı var. Hangisi? Hangisi doğru? Hangisi Yunus Emre? Evet. Yani bunları bilmek zor oluyor. Evet. Anlamak zor oluyor. Biz o zaman evet geldi mi ayet? Geldi ayet evet kaptanım buyurun. Ben dilerseniz okuyayım. Kes. Ben okuyayım daha tamam, iyi olur. Lütfen rica ediyorum. Seni şey ediyorum. Lütfen tamam. Seni kesmemek için ben kendimi kesiyorum. Tamam onun teşekkür için ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Yoksa sen ayetlerimizden Ashab-ı Kehfi ile rakimi bir acayiplik mi sandın? Bir acayiplik mi sandın? Yani sana bir tuhaf mı geldi evet. ayetlerimizden? Ashab-ı Kehf diyor. Kehf İngilizcesi cave. Cave, mağara demek. Mağara demek. Evet, cave. Yazalım, yazılış da gösterelim. Yazalım hemen. Bakın bunlar hep Sanskritçe. Kur'an içinde Sanskritçe diye bir dil var. Sevgili candaşlarım, Kur'an içinde Sanskritçe denen bir dil var. Töre ve Tora kelimesinin, Tevrat kelimesinin aynı olması gibi. Bunlara çok dikkat edelim. Ayeti bir daha alabilir miyim? Evet. Kehf mağara. Arapçası Kehf. K-E-H-F. Bu Kehf okunuyor, bu Kehf okunuyor. Bu kadar da açık belli. Her şey belli bu yani. Bu da mağara demek. Mağara aynı kelime. Aynı kelime. O öbür tarafta rakim diyor bakın. Yoksa sen ayetlerimizden yani delillerimizden, sunduklarımızdan Ashab-ı Kehf ile rakimi. Rakim rakam demek. Rakim rakam ama bunu demek. Yanlış okuyorlar. Nasıl ki adiyat ata benzetiyorlarsa ya da evet. fili, tankı başka bir şey benzetiyorlarsa. Evet. Burada da rakim, rakım, yükseklik demek değil. İşte söke şey yüksekliktedir. Aha, yani aha. yüksek bir yerdedir. Veya Kuşadası. Aha. Ama biz deniz kenarı göre konuşsamız. O rakim o değil. Değil. Rakam. Rakam. Rakam demek. Rakam demek. Rakam. Evet. Matematik evet. demek, rakam demek. Evet, evet. Başka bir yere gitmesin insanların aklı. Aha, direkt rakam demek. Evet. Ondan sonra mesela Ashab-ı Kehf diyor. Ashab sahipleri, orada yatan kalkanlar anlamında. Kehf de mağara diyor değil mi? Mağara diyor. Mağara ama bir anlamı daha var. İkiye gittiğimiz zaman. Evet. Jeodezi. Jeodezi. Çok önemli bu. Evet. Şekilsiz şekil denir jeodeziye. Evet, jeodezi. Yani yeryüzünün dağları mağları gibi düşün. Evet, evet bunu bir de içine düşün. Evet. Bu dışta dağları değil, bir de içine düşün. Aynı evet, şeyin iz evet, düşünme. Evet.
ona, oradaki keyif kelimesine geometri olarak bakın. Jeodezi, jeo zaten geodezi. Evet, jeodezik haritalar mevcut evet, zaten. Evet, evet, onlar yani evet. Olay bundan ibaret. Bir jeodeziden bahsediyor. Keyif yani geometrinin bir dalı o. Yoksa sen diyor, sana sunduğumuz diyor, jeodezi ve matematiği, biri geometri, biri matematik. Evet. Matematikle şey geometriyi bir tuhaflık mı sandın diyor, acayiplik mi var sandın evet, bunda. Evet. Bir acayiplik yok diyor. Yok. Bakalım neymiş. Şimdi gelelim birinci anlamı okuyorum, sonra ikiye geçeceğiz. Tamam. Gençler keyfe sığındıkları zaman, demek ki bir takım insanlar keyif mağarası, yani oraya sığınıyorlar. Nereye sığınıyorlar? Bunlar jeodezinin, jeodezi örtme de demek, saklama da demek. Evet. Neyi örtüyor, neyi saklıyor? Yeryüzü şekilleri olarak. Bir şey saklıyor. Oraya sığındılar, sığındıkları zaman diyor gençler. Dediler ki Rabbimiz, bak gene öğretmenimiz. Evet. Ledününden, ledünü bir başka önceki programımızda izlemiştim. Hatta ledüne sahip çıkmıştım. Evet. Ledün benden sorulur. Ledünü bilgiler evet, sizde. Evet. Ledününden bize bir... Arkadaşlar şeye evet, bakar mısınız? Evet, düşünebilir misiniz? Şey geldi de bilgisayarın üzerine... Evet geldi, uzun. Burayı bir kontrol etmemiz uzun lazım. Uzun süredir. Bir şey etseniz baksana. Devam edeyim, tamam. Okuyamadığım için. Evet, evet, okuyamadığımız için şimdi düzelecek herhalde. Tamam. Şuradan, şuradan buradan okuyalım. Evet. Onu sen oku, ben okuyamıyorum çünkü. Tamam, zaman dedi. Gençler keyfe sığındıkları zaman dediler ki, Rabbimiz ledününden bize rahmet ver ve işimizden bize bir rüşt hazırla. Şimdi gençler geldi ne istiyor? Geldi mi? Gençler ne istiyorlar biliyor musun? Gençler diyorlar ki biz mağaraya sığınmak falan istemiyoruz. Evet. Biz ledünlü olarak beni korumanızı istiyoruz. Bizi korumanı istiyoruz. Evet. Bizi öyle bir koru ki biraz sonra gelip bizi öldürecekler. Peşimizdekiler. Biz buraya sığındık. Evet. Bizi nasıl koruyacaksan koru. Normalde koruyamazsın. Diyorlar. Evet. Bakalım Allah nasıl koruyacak onları. Bakalım. Evet. Ledünden bize rahmet ver. Acı yani. Bize acı. Evet. Ve işimizden bize bir rüşt hazırla, olgunluk hazırla. Biz bunu hak edelim. Bize öyle bir şey hazırla ki müthiş bir şey olsun. Acayipli, hani orada soruyor ya, acayiplik mi sandın diyor. Evet. Çok acayip olsun diyor. Bu yaptı, istediği bir şey çok acayip olsun. Evet. Acayip bir şey istiyorum senden diyor. Evet. Sayılı seneler onları keyfte kulakları üzerine vurduk. Yani fononları iletmedik. Onlara hiçbir şey göndermedik. Sadece rüyalarında kaldılar diyelim. Öyle düşünelim. Sonra onları bahsettik ki yani uyandırdık ki ki böylece ne kadar kaldıklarını bilsinler. Evet. Saysınlar. Biz ne kadar burada uyuyakaldık diye sorsunlar. İki izlikten, iki gruptan hangisinin daha iyi sayacağını bilelim, besbelli edelim. Evet. Yani sen mi doğru söylüyorsun, ben mi doğru söylüyorum? Bunlardan hangisi doğru? Tartışma olayı var. Gelelim şeye, devam edelim. Onların haberini sana hak olarak kıssalıyoruz. Onları sana gerçek anlamda anlatıyoruz. Evet. Dedünlü dedin ya, Allah'ı kıskırarak yakaladın. Evet. Dedünlü olarak anlatıyor, bak dikkat. Evet. Çünkü Allah'ı ısmarladın. Evet. Ismarladın, evet. Dedünlü istedin. Evet. Genci. Ledünlü duasını, olarak geliyor. Evet, Allah dualara icap edicidir, evet. Mucibdir. Evet. Şüphesiz onlar Rablerine iman eden gençlerdi. İşte bunu istiyor Allah, sevdiği şey. Evet. Ve biz onlara hidayet ziyade ettik ve biz onları hidayet üzerine hidayet verdik. Kalpleri üzerine rabıta verdik. Kalp burada zannettiğimiz kalpten ziyade bir başka anlamı var. Evet. Kalıp. 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 Yani mesela kalpazan demek kötü kalpli demek. Evet. Kalpazan. Kalbi kötü adam demek. Kalıbı kötü. Evet. Yani kalp para basmak falan deniyor evet. ya. Kalp bir şey çevirmektir. Kalbin asıl anlamı ise, gerçek anlamı ise kalbi matrix. Bir matematik dalı. Matrix, evet. Matrix. Şimdi matrix nedir? Matrix. Evet. Matrix kalıp demek. Mağaranın içi nedir? O da bir kalıp. Evet, kalp
dediğimiz kalıp. Evet. Rakim, doğru. Rakim Matrix'tir. Rakim. Oradaki Rakim Matrix'tir. Evet. Matrix filmini biliyorsun. Evet. İnsanlar mağaralarda uyurlar. Evet. Ama her şey aşağıda devam eder. Evet, değil evet. Onları hatırla. Şöyle oturdukları yerden falan evet. Uyuyorlar. Uyuyorlar. Fakat aşağıda dövüşüyorlar. Dünya devam ediyor. Devam ediyor evet. Falan. Evet. Şimdi bakın, ona benzer bir şey burada var. Onlara kalpler üzerinde rabıta verdik. Kalpleri. Hı hı. Şimdi kalpleri ve rabıtayı açıklayalım ikisini. Ayetin birinde der ki Allah bize, hepimize, biz sizin geceleyin canınızı alırız. Evet. Geceleyin. Dilersek sabah bırakırız, aşağı bırakırız. Bakın bir yukarı alınıyor. Onlar Matrix'te uyuyorlar. Evet. Hepimiz orada uyuyoruz. Evet. Dilersek onları iade eder, evet. Aşağı bırakırız. Yani uyanırsın, ölmemişim dersin. Evet. Ama dilersek de öldürürüz onları, yanımıza alırız. Evet. Şimdi rabıtaya dönelim tekrar. Kalpleri üzerine rabıta verdik. Onların Matrix kalıpları üzerine, kalıpları üzerine bir aşağıyı kontrol eden mekanizma, bir rabıta verdik. He, evet. Bir bağlantı verdik. Bir bağlantı verdik. Aşağıyla ilgili. Aha. Aşağıyla ilgili. O da işte sevgili saygıdeğer hanımefendim, Esra Hanım'ın. Esra Hanım'ın bize sorduğu ışığı anlatacağım. O rabıta evet, ne oldu? Evet, oraya evet. Kadar geldik şimdi. Evet. Neyse. Rabıta verdik. Kalktıkları zaman dediler ki Rabbimiz göklerin ve arzın Rabbidir. İşte belli bu ayet. Evet. Onun verisinden beraberinde ilah ilahiye dua etmeyiz. Yoksa saçmalamış oluruz. Yani ilah ilahiyi zaten evet, yazdık bir önce. Yazdık, evet. Bir ve sıfırları yazdık. Hı-hı. Bakın matematikten bahsediyoruz. Sürekli matematik. Evet. Şunlar bizim kavmimiz. Onun verisinden beraberinde alihe edindiler. Bu insanlar ilah ilaheye dua etmeyip alihe edindiler, Allah'lar edindiler. Allah'tan başka Allah var mıdır? Yok. Yoktur. Olmaz, Allah bir tanedir. Evet. Çoğulu da olmaz. Olmaz. Geçen programda Allah'lar açıkladınız. Olmaz. Yok evet, öyle şey. Açıkladınız. Allah onu. Bir tektir değil mi? Ama gördük ikişer evet. İkişer yaratıyor her şeyi. Evet. Neyse. Onlara dair apaçık Sultan. Sultan getirmeleri gerekmez miydi? Yani saltanat üzerine bir şey. Allah'a karşı bir yalanı iftira eden kimseden daha zalim kim olabilir? Bu onların aralarında konuşma olayı. Evet. Bu gençler tertemiz. Allah onların temizliklerini vurgulamak için bakın diyor. Teypledim diyor. Tape evet. Yaptım diyor. Bakın ne tapeledim, güzel konuşuyorlar. Bunları ben bunları konuştuğum için bu adamları sevdim, bu gençleri diyor Allah. Bize evet. Bir örnek gösteriyor. Evet, konuşmalarını bu, konuşmaları çok sevdim diyor. Bakın benden başkası da konuşmuyorlar. Evet. Diyor. Evet. Ilginç. Devam edelim. Devam edelim. Onlardan ve onların Allah'tan başka bir kulluk ediyor olduklarından kurtulduğunuz zaman keyfe sığının. Yani mağaraya sığının. Evet. Mağarası eğer. Mağarası bakacağız. Eğer. Rabbimiz, şimdi bakın şeye de keyif deniyor biliyor musunuz? Kangurunun kesesine. Keyif. Keyif. O da mağara gibi bir şey. Mağara zaten. Mağara, o bebek evet. Orada. Evet. Orada büyüyor ve orada emiyor anne evet. Sütünü. Evet. Öyle bir şey bu. Rabbimiz size rahmetinden genişleten ve refakat eşliğinde işinizi size affilesin. Bu onların konuşmaları. Evet. Güneşi görürsün. Doğduğu zaman Kehf'tekilerinden sağ yana çekilir. Battığı zaman da sol yana ödünçlenir. Şimdi tabii kelimeler biraz karışmış ama ben hı hı. Şöyle anlatayım. Fizikte ve kuantum mekaniğinde evet. Sağ el kaidesi vardır. Sağ el kaidesi. Evet. Bunu fizik okuyanlar bilirler. Evet. Bir akımın yönünü bulmak için o şeyi tutarsınız teli, hı-hı. Bu parmak sizi yukarı götürür. Hı-hı. Sağ eldir. Sağ el dönelim kaydı. Şimdi. Ayete girdi. Evet. Güneşi görürsün. Sağ yana çekilir. Sağ el kaidesiyle. Güneş dediği orada biliyorsunuz kuantlar değil mi? Onlar ne geliyor bize güneşten? Evet, bir fizik kanunu. Bizi yakan nedir? Güneşten gelen kuantlar. Evet. Güneş bahane. Evet. Kaynak. Evet. Bize gelen ne? Beni ısıtan ne? Güneş ışığı. Yani yoğurt sürüyorum değil mi sağıma soluma? Ben o güneşe sorarım. Evet. Battığı zaman sol yana ödünçlenir. Şimdi sağ el kaidesi olduğu gibi de sol yana ödünçlenir diyor. Bunu da şeyde anlatacağız.
Allah nasip ederse. Çift yarık deneyinde. Bir tek foton, bir iken iki olur. İki yarık buldum, iki yerden geçer. Evet. Birinde fotonun parçacık özelliği. Onun resmi vardı, dilerseniz. Evet, biraz sonra rejide arkadaşlar hazırlar peki, zaten. Eğer parçacık halinde geçer, ikiye nasıl ayrılır? Bir insan nasıl iki tane olur A ve B? Evet. İşte burada bir önce anlattığımda da A ve B çift yarık deneyiydi. Allah bir tane ama yarattıklar iki tane dedim. Evet, çift yarık deneyinde. Evet. Çift yarık deneyi evet, açıklamış olur. Evet, şimdi çift yarık deneyine ayete dönelim. Ayete dönelim o zaman arkadaşlar. Şimdi bu sağ ve solu anlatıyor. Şimdi çift yarıktan bir kişi geçiyor, bir İbrahim geçiyor, iki kişi oluyor. İbrahim bir parçacık, iki dalgacık. Bakın gene cinler insanların ortak mayasına geldik. Evet. İnsanlar ve cinler bir arada hem parçacık hem dalgacık. Buna dualite deniyor. Dualite. Evet. İkili tabiat deniyor. Bir foton hem parçacıktır hem dalgacıktır. Güneşten çıktığı zaman dalgacıktır. Koskoca dünyaya çarptığı zaman parçacık. Evet, 8 dakika sonra gelip de benim yoğurt sürmekte olduğum plajın oraya çarptığı zaman parçacık. Parçacığa dönüşüyor. Gördün mü? Evet. Geliyor elektron koparıyor benden. Ben de yanıyorum o sırada. Evet. Yoğurt iyi geliyor. Evet. Orası çok önemli zaten. En önemli. Çok orası önemli. Çok önemli. Evet. İşte güneşi görürsün. Doğduğu zaman keyiflerinde sağ yanı çekilir. Battığı zaman sol yanı ödüşlenir. Çift yarıktan geçtiler bir kısmı. Parçacık fiziğine göre bir kısmı. Parçacık bir kısmı da dalgacık fiziğine göre. Evet. Dalgacık fiziği diye bir fizik de var. Evet. O evet, da var. Evet. Maxwell dalgaları. Maxwell. Evet. Maxwell dalgalarına göre aynı zamanda dalgacık oluyor. Evet. Yani bir insan niye iki tane oluyor? Biri parçacık, ikisi dalgacık. Sonra birleşiyorlar. Biz gene insan olduk. Ama evet, bir fark var. İki kere iki tane insan olduk. Evet. O şekilde. Evet. Ne dedik? 0-17 okuyorum. Güneşi görürsün. Doğduğu zaman keyiflerinden sağ yana çekilir. Battığı zaman sol yana ödünçlenir. Evet. Bu geri gitmek anlamında. Evet. Ve onlar ondan bir genişlik derinlik içindedirler. Yani bir yüzey içinde, içeride, altta, altta bir jeodezi içindedir. Jeodezi bir mağaranın içinin şekline denir. Evet. Yani biçimsizliğin biçimine jeodezi denir. Evet. Ya da yer coğrafyası denir. Evet. Neyse adı böyle bir şey. Ve onlar bir genişlik derinlik içindedirler. Evet, i̇şte yani bu mağaranın ortası sanki bir genişlik derinlik varmış gibi söylüyor. Evet. İşte bu Allah'ın. İşte bu Allah'ın ayetleridir. Allah kimi yola sokarsa artık o yola gelmiştir. Kimi saptırırsa da artık ona mürşit, veli bulamazsın. Ona bir dost bulamazsın. Evet. Yol gösterici bulamazsın. Devam edelim. Devam edelim. Bunlar anlaşıldığı için geçiyorum. Bunlar anlaşılıyor. Bunlar anlaşılıyor. Evet. Evet. 16. Evet, 16. Onlarda ve onların Allah'tan başka. Bunu almıştık. Bir sonrakini alalım arkadaşlar. 18. ayeti. Kehf suresi 18. ayeti alalım. 18. Bu 17. Bir üstü var mı? Bir üstü. 17-18. Şimdi bunun devamı var arkadaşlar. 0-16 var, 0-17 var, bir de 0-18. Yani arkadaki... Evet, onu izleyen ayet. Evet. Sen onları uyanık... Hah, geldi. Evet. Sen onları teyakkuzda sanırsın. Şimdi burada yakaza nedir biliyor musunuz? Teyakkuz. Uyanıklık değil o. Evet. Yakaza şudur. Yakaza. Kelimenin kökü teyakkuz. Yani yakaza, yakaza. Yakaza uykuyu yönetmek denir. Yani uyanık uyku denir. Uyanık uyku. Evet. Yani Mevlana'nın meşhur bir duruşu vardır. Yakaza halindedir, teyakkuz halindedir. Teyakkuz alarmdır. Her an yine dönebilirsin dünyaya. Gittiğin yerden her an dünyaya dönebiliyorsun. Evet. Teyakkuz odur. Evet. Onları sen uyanık uyku halinde zannedersin. Bakın ne güzel anlattı. Evet. Teyakkuz evet, uyanık uyku demek. Evet. Yakaza. Evet. Onları teyakkuzda sanırsın. Onlar rükut, o kelimeyi de düzeltmemiz gerekiyor. Onlar ne uykudadırlar ne uyanıktırlar. Evet. Kelime bu. Kelime bu aslında. Evet, aslında bu. Tabii
Yani Kur'an'ı bilmeyen biri anlattığı zaman mahvolursun. Mahvoluyor. Allah evet, bizi korusun. Evet, Allah evet. bizi korusun. Evet. Onlar ne uykudadırlar ne uyanıktırlar. Evet. Onları sağ yana ve sol yana çevirip evet. çeviririz. Onları niye çeviririz? Çünkü şöyle bir şey söylemem gerekiyor. O mağaranın olduğu yer geniş yeri diyor ya. Evet. Sonra onlar daralıyor. Bu bir kara delik şeyidir. Tekilliğinin gramofon gibi bir şeklidir. Evet. Aşağıya düştüğü zaman bunlar döne döne düşerler. Onları biz çeviriyoruz dediği zaman evet. onların anıları, hatıraları, zamanları, uzay zamanları hepsi kayda geçiyor onların. Kayıtlanır, evet, alınır. Kayıt altına alınmış oluyor. Kayıt altına şimdi onları sağ yana ve sol yana çeviririz. Köpekleri de köpekleri de işte ön ayaklarını uzatmış girişe doğru üzerlerine evet. yani mağaranın girişi var. Mağaranın girişi. Evet. Methal deniyor. Yani şey bizde ne deniyor? Antre. Antre. Matematik. Giriş. Evet. Olarak bunun da matematiği var. O da matematik bir şey o da. Evet. Evet. Antre. Giriş olarak. Devam ediyorum. Köpekleri de uzuvlarını uzatmış girişe doğru. Evet. Orada köpekler duruyor. Köpek orada ön ayaklarını uzatmış olarak duruyor. Peki ne yapıyor köpek orada? Bakın mağaranın dışında ayaklar. Evet. Sphinx var orada. Evet. Sphinx duruşu. Sphinx'in şuradan bu ayaklar kalmış. Dışarıda. Dışarıda kalmış. Ama kendi içeride köpeğin. Evet. Kendi içeride. Evet. Buna benzer bir hayvan daha hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Musa'nın ve Yuşa diyorum kardeşi Harun'un getirdiği bir şey var değil mi? Altın buzağı. İnek var evet. Evet. İnek bakın var. Hem dünyaya evet. değiyor hem değmiyor. İçi dışına çıkan. Çıkıyor. Evet. Çünkü bu hayvan da aynı durumda. Evet. Köpek de aynı durumda. Evet. Yani mağaranın dışında evet. Şeyleri kalmış. Ön uzuvları kalmış. Evet. Evet. Bu böyle bir şey. Yani niye hayvanlara ne işimiz var dersen var dostum. Sen aslan burcundasın. İçerideki evet. arkadaşın boğa burcundan, öbürü işte koç yengeç burcundan. Koç burcu. Öyle gidiyor bu işler. Evet. Tamam mı? Şimdi o arayüz diye bir şey var. Evet. Hayvan arayüzleri Buruç suresinde geçer. Evet. Burada da bir arayüz yapılmış. Bu insanlar köpek arayüzüyle hani nasıl ki Musa ve Harun evet. şey arayüzüyle oldularsa inek Bakara suresi. Bakara ya suyun evet, adı. Bakara suresi. İnek suresinde. Evet. Onlar, bunlar da köpeğin arayüzünde geçiyor. Arayüzünde orada duruyorlar. Geçiyorlar. Devam edelim. Evet. Üzerlerine çıksaydın. Bir dakika köpek de uzatmış girişe doğru yatıyor anlamında. O, yani Sphinx duruşu Sphinx deniyor. Sphinx duruşunda. Sphinxler garip yaratıklardır. Evet. Kanatları vardır, düşmüştür. Ayakları aslandır. İşte boğadır. Vücutlar boğadır. Evet. Ondan sonra ve yüzleri insandır. Sphinxler hatırlayın. Evet. Bunlar Allah'ın dört arşını taşıyan dört meleğin yüzleridir bunlar. Evet. Onlarla konuşuruz. Evet, evet. Böyle o kadar çok şey anlatacak şey var ki evet, nasıl evet. yapacağız evet, bilmiyorum evet, ama onu da evet. konuşacağız. Dönelim şimdi neden hayvan arayüzlerine geldik. Şimdi birdenbire diyor ki üzerlerine çıksaydı elbette onlardan dönüp kaçardı ve bu onlardan dolayı dehşete dolardı. Evet. Matrix'te adam uyuyor. Gidiyorsun, yanına gidiyorsun. Dürtüyorsun. Hemşehrin bakar mısın? Ateş var mı falan diyorsun. Ben sigara içmiyorum. Evet. Ateş var mı diyorsun? Adam uyanık, uyanık ama cevap vermiyor. Anne ne oluyor burada? Evet. Özellikle anne. Ondan sonra devam edelim. Devam edelim ayet. Açalım. Evet. Üzerine çıksaydın. Şimdi bakın. Bir gözlemi yapmak için görmediği bir şeyin üzerine çıkmak zorundadır. Evet. Mesela bir gün anlatacağız ama bugün biraz giriş yapalım. Schrödinger diye bir Alman bilim insanının bir deneyi var. Bu deneyde şöyle bir şey var. Elektrik ve manyetik veya bir şey parçacık veya dalgacık özelliklerinden birini ayrışırsa bunlardan birinde mesela şöyle bir deney yapmış. Bu demiş uranyum. Uranyum nedir? İşte bir kiloysa
1620 yıl sonra yarım kilo olur. Sonra iki atom kadar düşer. Evet. Onlardan birisi buharlaşır gider, enerjiye dönüşür. Evet. Bir tanesi dönüşmez kalır. Böylece buna yarılanma süreci deniyor. Peki bu ne yapmış şimdi Schrödinger? Bir kediyi almış, oraya koymuş. Oraya evet. koymuş. Yanına da uranyum koymuş. Uranyum ne zaman parçalanırsa gidecek, oradaki almaç ya yani dedektör onu yakalayacak. Bir zehir tüpü var. Onu kıracak. O kedi ölecek orada. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tabii çok tuhaf bir şey bu. Eğer siz gidip de o kediye bakmasanız kedi ölmüyor. Schrödinger bunu bize ispatladı. Evet. Çok ilginç bir deneyim evet. bu da. Ama ne zaman o saklı kedi var ya, aha. şimdi ayeti döndürür müsünüz? Ayete geri gelir miyiz? Evet. Ne diyor? Çıksaydı. Köpekleri onu kedi olarak da düşünün, köpek olarak da düşünün. Aha. Bakın, o üzerlerine çıksaydın, evet. ne zaman o kedinin o veya köpeğin... deneydeki gözlem hali. Daha görmüyoruz aha. ama, onu görmüyoruz. Evet. Daha onu görmüyoruz. Saklı. Evet, böyle saklı. Bir sandıkta saklı. Ama diyor eğer çıkıp da baksaydın diyor. Şunu söylüyor. Eğer sen kedi sevmiyorsan öldürürdün onu. Evet. Gebersin ya derdin. Bak evet. sen yönettin. Süreci sen yönettin. Evet. Sen eğer dokunmazsan kedi yaşıyor. Evet. Sana bağlı. Sana senin kötü niyetine, art niyetine veya iyi niyetine, üstün niyetine, suyu evet. niyetine bağlı bunlar. İçinden geçen niyete göre. O kedi ve köpek o anlama geliyor. Orada köpeğimiz var ya kıtmış. Evet, evet. O da aslında Schrödinger'in kedisi. Evet. O da. Şimdi o da aynı. Ayeti bir daha toplayalım. Ayeti bir daha toplayalım. Özelliklerine çıkıyor. İşte bak köpeklerini de ön ayaktan uzatmış. Girişe doğru. Girişe doğru. Üzerlerine çıksaydı hani o köpeğin üzerine çıksaydı. Elbette onlardan dönüp kaçardın. Neden? Çünkü dediğim gibi ne canlı ne cansız. Evet. Yani bir insan düşünün uykuda canlı mı değil. Cansız mı o da değil. Evet. Nasıl bir zombisin sen? Evet. Ben dehşete kapıldım. Yani? Şimdiden evet. dehşete kapıldım. Canlı mısın ölü müsün? Ölü müsün sen? Ve onlardan dolayı dehşetle dolardın. Evet. Yani öyle bir evet. yani ölüyle diri arasında birini görsen evet. gerçekten dehşetle evet. dolar insan. İşte Matrix'te yani. Zaten uyuyoruz biz. Evet. Uyuyoruz. Canımız isterse gönderiyoruz. Evet. Şimdi orada ayette ne diyor biliyor musunuz sevgili evet. İbrahim? Orada diyor ki ve sevgili hanımefendiler, beyefendiler orada diyor ki evet. eğer diyor sen oraya zıplasaydın, çıksaydın evet. şunu görecektin. Orada ne ölü ne diri var. Evet. AB durumu. Hani var ya. Süper pozisyon. Evet. evet. AB. Var evet. ama AB ne ölü ne diri. Evet. İki şey de var. Olasılık evet, da evet. var. İki olasılık da var. Evet. Eğer dokunmazsanız sonsuza kadar yaşıyor. Evet. Ömrünü uzatıyorsunuz. Kedinin, köpeğin hepsinin. Evet. Ama tutup dört boyutun üzerine beşinci boyut olarak, bilinç olarak çıkıp da beşinci boyuta geçtiğiniz zaman evet. o zaman kararı veriyorsun. Her şey oluyor. Evet. Kendinden oluyor. Evren böyle yönetiliyor. Evet. Evren bu şekilde yönetiliyor. Kararı biz veriyoruz. Özgür irademiz var. Allah'ın büyük iradesi, benim de küçük iradem var. Evet. Yani istersen bu kağıdı alır yırtarım. Evet. Canım istersen bunu deviririm. Evet. Böyle bir iradem var. Cüz'i irade evet. Var. Evet. Demek ki böyle bir irademiz var. Evet. Evet. Onlardan dolayı dehşetle dolardım. Yani bunlar üzerine çıkmak demek, deneyin üzerine çıkmak demek gözlemcinin oraya gitmesi. Evet. Matrix var ya Matrix. Matrix dediğimiz alana. Oraya gidiyor. Matrix'in oraya gidiyor ve orada şey dehşetle kendini görüyor aynı zamanda. Evet. Kendini görüyor. Kendini Aa görüyor. İbrahim yatıyor. Hans yatıyor. Nasıl bir şey bu ya? Yatıyor. Evet. Kalksana. Şaşırıp kalır insan yani. Ya sen ölmüşsün değil misin onu da bilelim. Evet. Yani ölü hali de yok, diri hali de yok. Evet. İşte böylece onları birbirlerine sorsunlar diye bahsettim. Uyandırdık. Onlardan biri dedik sözü dedi. Yani şey sözü geçen anlamında o. Biri dedi ki ne kadar kaldınız? Evet. Orada ne kadar uyuyakaldınız mağarada? Evet. Dediler ki bir gün ya da günün birazı. Bunun evet. anlamı ne? 8 saat kaldık. Yani. Bir gün 24 saattir ama unutmayın Arapçada yevm gün sadece 24 saat değil.
güneşin var olduğu saatlerdir. He. Öbürüne leyl, gece leyl, derler. Gece der. İşaya akşamdan sonra leyl girer. Evet. Demek ki burada ne oluyor? Bizim bir günün tamam 12 saatse bir kısmı. Evet. Hadi diyelim 4 saat, 6 saat, 8 hı-hı, saat. Hı-hı. O kadar kaldık diyorlar. Dediler ki bir gün kaldık ya da bir günün birazı. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz bilir. Orada bir tartışma açılmış. Hı hı. Bir tuhaflık ne, var ama. Ne kadar böyle bu halde kaldık ha, acaba? Bunu, hayır yani neden bir şeyler var içeriye girmediler bizi öldürmediler. Bir tuhaflık evet. var. Halbuki arkamızdaydılar işte köpek havlıyordu girmeyin falan diye. Ama bunlar evet. niye gelmediler bize? Evet. Tabii oradaki sır ledünni, ledünni bir kelimesi. Sır. Geçelim. Ne kadar kaldı dediler. Bir gün kaldık ya da günün biraz. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz bilir. Allah alem yani. Sizden birini şu varak dediği yaprak, metal, akçeniz ile şehre gönder gidin diyor. Alın şu diyor parayı, o devrim parasını. Evet. Ceplerindeki parayı. Alın diyor şehre gidin diyor. Baksın temiz yiyeceklerden, domuz momuz olmayan, temiz yiyeceklerden, kokmayan, bilmem ne olmayan yiyeceklerden hı hı. alsın, size ondan bir rızık getirsin, iltifatlı davransınlar ve kimseye şuur fark ettirmesinler. Yani kimseye de kendi bilinçlerini belli ettirmesinler evet. anlamında söylüyor. Hı hı. Kendi durumlarını fark ettirmesinler. Evet, öyle yapsınlar. Evet. Devam edelim. Devam şimdi edelim arkadaşlar. 20'ye geldik. 20'ye geldik. Şüphe yok ki onlar açık ederlerse sizi taşlarlar ya da kendi milletlerine dediği yani dinlerine döndürürler. Hı hı. İşte o zaman asla iflah olamazsınız diyor evet. orada. O zaman ebedi felah bulamazsınız. Evet. İşte böylece onları bir şey bıraktık, numune bıraktık size. Hı hı. Ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsinler. Ve de kendinde kuşku olmayan saati bilsinler. Saat burada ilim anlamında. Evet, bir saat ilmi. Zamanın ilmi, zaman ilmi. Bir gün zaman. 50 bin yıldır, bir gün 1000 yıldır. Evet. Bir gün burada 309 yıldır, bir gün işte evet. bilmem kimin Davut Aleyhisselam'la evet. Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgarla binip de planöre binip uçağa binerek gitti. Evet. İşte 6 aydır. Yani bunlar evet. değişik şeylerdir. Evet. Kadir gecesi 83,5 yıldır. 84 evet. yıldır. Evet. Yani bunlar saat ilmi deniyor. Evet. Başlı başına zaten program evet, bu, konusu saat. Evet. Bu ilmi. Saat ilmi. O saati bilsinler. Evet. Dedik. İşler hakkında aralarında çekiştikleri zaman derler ki üzerlerine bir bina yapın. O bina değil rakim. Hı hı. Bir rakam yapın. Yani rakim bakın yapalım. İşte evet. Bu da yanlış. Evet çeviride. Evet tabii ki yani gerçekten uçaklar gagalarından, tayarlara gagalarından pişmiş mermi. Balçık atmazlar. Uçaklar namlularından aşağıyı perişan evet, ederler. Mermi atarlar. Yani ikisi de kadar farklı atarlar. Değil mi? Ne evet, kadar farklı. Çok farklı. Kuşlar yani. Gagalarını almışlar atıyorlar aşağı. Evet. Al sana bomba. Evet. Öyle bir misal olarak anlatılmış. Evet, evet. Hı hı. Şimdi burada da öyle. Evet. Ben fazla şeye girmeyeyim çünkü başka konulara da zamanımız evet, kalsın evet. diye. Üzerlerinde bir bina yapın. Orada bina kelimesi yok. Rakim koyun diyor. Rakam koyun diyor üzerine hı hı. diyor. Rabler onları daha iyi bilir. Onların işlerine garip olanlar da derler ki üzerlerine bir mescit ediniriz. Biz onların üzerine bir Allah'a secde edeceğimiz bir yer ediniriz diyor. Hı hı. Bu onların ahalini o gün konuştukları şeyi de anlamıyorlar. Bizim başımıza ne geldi diye. Evet. Şimdi o ne gelmiş ona da bakalım. 22. Evet. ayet. O zaman. Diyecekler ki şimdi sen ben soruyorum. Hı hı. Bu Ashab-ı Kehf kaç kişi? 3'tür. 4'üncüleri köpekleridir. Derler ki bir kısmı der ki 5'tir 6'ncıları köpekleridir. Bunlar diyor gaybı taşlamaktır. Ya siz evet. orada değiliz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet. Matematikten alakanız yok. Evet. Matematik nedir? Bunlardır dostum. Yani matematik evet. ne alaka evet. şimdi? O nereden evet. bilsin? Evet. Siz diyor gaybı yani bilinmeyeni taşlıyorsunuz. Derler ki 7'dir 8'leri köpekleridir. Evet. İşte burada Allah açık ediyor. Evet 7'dir 8'i köpekleridir. Bunu diyenler diyor tombalayı kazandılar diyor. Ha, evet. Bunu kazandılar diyor. Bu tombalayı evet. De ki onların sayısını Rabbim bilir ve bir de bilenler.
Bak şimdi bilenler de çıktı işin evet, içine. Evet evet bilenler. Siz bilen, de oradasınız. Olabilir yani. Ben de orada olabilirim. Yanlışlıkla falan. Pek azdır. Bilenler ki onlar pek azdır. Evet. Onlar hakkında açık olan tartışma dışında tartışmaya girme. Bilen çok az kişilere bırak bu işi. Evet. Bilen çok az kişilere bırak. Peki onlar hakkında açık olan tartışma dışında tartışmaya girme. Onlar hakkında onlardan kimseye de fetva sorma. Bu işi bileninden başkasına gitme sorma. Evet. İşte bu de, olay bu. Evet. Ama devam ediyoruz 23. Devam edelim. 23. Hiçbir şey için ben bunu yaparım deme. Ancak Allah'ın dilemesi hariç başka. Burada ne diyor? Hiçbir şey için ben bunu yarın yaparım diyemezsin. Yarının yok. Evet. Sen anı yaşıyorsun. An. Evet. Öyle bir an ki bir mermi gelir bulur, an bitti. An da bitti. Yani. Ben bunu yarın yaparım diyemem. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Yani Allah inşa etsin. Ben dileyim, ben dileyeyim ama Allah dilesin. Evet. Ben dileyim, Allah da dilesin. Evet. Bina inşa etmek gibi. Allah dilediğim şeyi inşa etsin. İnşallah de. Evet. Rabbini an, zikret yani. Ve unuttuğun zaman da de ki, umulur ki Rabbim beni rüşt bakımından bundan daha en yakın olana kılavuzlar. Yani bunlar çok güzel dualar ama tabii bu şekilde bu Türkçeyle okunmaması gereken dualar. Evet. Arapça hiç okumayın. Anlamadıktan sonra niye okuyorsunuz ki Arapça? Anlamadıktan sonra. Niye okuyorsunuz? Evet. Hani. Evet. Devam edelim. 25 mi? 25. Evet. Onlar mağaralarında 300 sene kaldılar ve 9 da ziyade ettiler. Yani 300 artı 9 yıl. 309 yıl. Toplam 309 evet. yıl. Evet. Şimdi burada iki takvim Allah haber veriyor. Biri güneş takvimi 300 yıl. Evet. Biri de her 100 yılda bir 33 yılda bir artık sene oluyor. Evet. 100 yılda 3 artık sene oluyor. Evet. Hani ay takvimine göre. 300 yılda da 9. 9 sene, 9 sene evet. oluyor. 300 yılda 9 sene oluyor. Evet. Yani şöyle anlatayım. Her 33 yılda bir sene artar. Evet. Nerede? Ay takviminde, kameri takviminde. Evet. Yani Ramazan öne gelir hı hı. falan gibi, öyle düşünün. Evet. Bunlar 33 yılda gene aynı güne döner. Ama bir yıl artmış olur. Evet. 100 yılda da 3 kere aynı şey 33, 66, 99. 3. Evet. Fakat 300 yılda kaç oluyor? 9 kere dokuz. Oluyor. 9 kere. Orada Allah ikinci saat ilmi demişti ya, saat ilmi. Evet. İkinci de verdi. Evet. İkinci bir ilim daha verdi Allah. Burada da matematik olarak verdiği saat ilminde şeyi verdi, diğer takvimi. Evet. Hazreti İbrahim'in bulduğu takvimi verdi. Ramazan ayının takvimini evet. verdi. Evet. De ki ne kadar kaldıklarını Allah bilir. Allah alem ne kadar kaldıklarını. Göklerin ve arzın gaybı O'nundur. Peki Allah diyor ki zaten onlar 309 sene kaldı. Şimdi evet. bir daha niye soruyorsun? Ne kadar kaldıklarını Allah bilir. Bak dikkat et. Gene evet. bir tuzak soru var. Evet. Bir önce de öyleydi ya ayette. Evet, evet. Onu bilenler bilir. Git onlara sor. Sen ardından düşme diyor. Evet. Tamam mı? Allah diyor ki Allah bildirdiği için. Tamam mı? Evet. Allah bildirdi diyor. Allah bilir göklerin ve arzın gaybı O'nundur diyor. Evet. Ne kadar kaldıklarını. En iyi gören de O'dur. En iyi işiten de. Hani Allah işte şeydir. İşiten Semih, işte gören Basir. Onun berisine beraberden onlara başkaca hiçbir veli yoktur. Dost yoktur. Kimse yoktur Allah'tan başka dost yoktur. Peki bu kadar evliyayı niye kullanıyoruz? Evet. Çok evliya, Elveli Allah'ın adıdır. Evet. Canlarım, can dostlarım, sevgiler hanımefendiler, zarif beyefendiler, sizlere söylüyorum. Veli çoğul olmaz. Allah'ın adı çoğul olur mu? Alihe, Allah'lar. Evet, böyle bir şey olabilir mi? Rabler. De, kaç tane Rab var tanıdığınız? Bakın evet. veli kelimesinin Allah'tan başka dostunuz yok. Peki Allah ne anlatmak istiyor bize? Ana karnında var mı benden başka dostun? Yok. Mezarda yattığın zaman var mı benden başka dostun? Yok. Uyanacağın zaman var mı bana benden başka veli sana bakacak evet, yok. kişi? Yok. Yok. Allah'tan başka veli yok. de yok. Kimsen evliya da yok. Evet. O zaman bu kadar evliyayı nereden icat ettik? İşte.
500 yılda bir gelen evliyalar var, kutuplar var. Hı-hı. 1000 yılda bir gelenler var. Gavslar, mavslar. Gavzlar, evet. Gavz-ı Azam var bir de. Evet. Bir 100 yıllık var, bir de onların 500 yıllıkları var. Evet. Nereden çıktı bunlar? Halbuki, niye hiçbirini tanımıyoruz? Halbuki Allah'tan onlar başka evliya yoktu. Onlar uyduruyor. Evet. Bir İmam-ı Gazali'yi duyduk. O da zaten palavracı teki. Hı-hı. Bir şeyini okudum kitabını. Hı-hı. Bir parça ilim yok ya. Yaratılışların işte ya da ey helvelet diyor. Ey oğlum öğren diyor. İyi de yani karaciğerin görevini biliriz değil mi? Evet. Sentezler. Aha. Bir şeyleri. Evet. Laboratuvarımızdır değil mi? Evet. Efendim karaciğer başka bir şey. O anlatıyor, saçmalıyor yani. Tıp bunu kabul etmez. Kimse bunu kabul etmez. Evet. Böyle aptalca bir şey. Evet. Ne diyorduk? Okuyalım. Evet. Nerede kaldık? Keyiflerinde 300 ve 9 sene kaldılar. Onu söyledik. De ki ne kadar kaldıklarını Allah bilir. Göklerin ve arzın gaybı O'nundur. En iyi gören de O'dur. En iyi işiten de O'nun berisinden beraberinde onlara başkaca hiçbir veli yoktur. Evet. O hiç kimseyi hükmünde ortak etmemiştir. Lütfen kimseye evliya demeyin. Yalvarıyorum. Çünkü ahirette haklı mısınız demeyin bana. Evliya demeyin. Evliya yok. Ha eren var. Türkler erenlerle dolu, bilgelerle dolu. Evet. Bilge kağanlarla dolu. Yani o erenler deyin, alperen deyin ama evliya demeyin. Allah'a hakarettir bu. Allah'ı çoğaltmaktır bu. Evet. Bunun üzerine de basa basa bir altını çize çize konuşuyor. Evliya olmadığını evet, zaten evet. Ayetin sonunda evet, da evet. Allah direkt evet. Hatırlatıyor zaten evet. Ortada. Kim bana şefaat edebilir? Allah'tan başka kimse. Evet. Yok. Peygamberlerinden etmez kardeşim. Etmezler. Sadece şefaat için aracı olurlar. Allah'ım şefaat eden sensin. Ben İbrahim'i seviyorum. Ona bir yardım eder misin? Bu Allah bunu duama icap eder. Evet. Ben sana şefaat etmiyorum. Allah sana şefaat ediyor. Ben aracı oluyorum. Evet. Bunu da anlasınlar. Evet. Bilmeyenler anlasınlar. Evet. Kesinlikle. Evet. Allah'tan başka şefaat sahibi de yoktur. O da yoktur. Allah çünkü şifa veren yani şafidir. Evet. Allah. Şafidir. Şimdi bitti mi ayet? O. Evet. Kehf suresi var arkasından. Dilerseniz ona geçebiliriz. Dilerseniz. Kehf bitti mi bizim bu bölüm? 27'ye geçtik oradaki. Bakalım. Kehf 27. Onu büyük ekranda gösterebilir miyiz? Beni kaldırabilirsiniz bize. Heh, evet. Görelim. Evet. Rabbin kitabından sana vahyedilenleri tilavet et. Oku yani. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Onun berisinden beraber de başka bir sığınacak, sığınak da bulamazsın. Onun vecihi, yönü, yüzünü murat ederek sabah akşam Rablerine dua davet edenler ile birlikte nefsine sabret. Evet. Dünya hayatını, ziynetini murat ederek gözlerini onlardan ayırma. Eyvah! Benim canım şey istiyordu ya. Tüh, vazgeçtim. Gene aç kaldım. Ne oldu? Canım bir şey istiyordu. Şimdi bu ayet beni rahatsız etti. Devam edelim. Devam edelim. Onlardan ayırma. Kalbi zikrimizden gaflette olan kimseye de itaat etme. Bakın ben bunları okuyorum ama oradaki kalbin kalıp olduğunu. Kalıp. Evet. Açıklamıştınız evet. Zaten. Ha, kalpazan ne demek? Kötü kalıplı adam demek. Evet. Evet. Hani sadece sahte para basan değil. KLB kökü var. Evet. KLB kökü bir şeyin bir şeye tekabül etmesi, bir şeyin bir şeye evet. Çevrilmesi anlamına geliyor. Evet. Bir şeyin bir şeye dönüştürülmesi. Yani su şu bardakta kalıba giriyor. Evet, o aynen böyle. Kalbi zikrimizden gaflette olan, yani kalıbında Allah'ın şu mübarek rahmet vibrasyonları, bu titreşimlerini hissetmeyen, hani dediğim gibi sırta dokununda evet. Ürpermeyen, evet. Odun gibiysen, affedersiniz, çok affedersiniz, öküz gibiysen, hiç yaşama daha iyi. Ne yapayım yani? Şimdi ne dedik? Gaflette olan kimseye de itaat etme. İşte burada yandık. Evet. Burada yandık. Ya ben burada şimdi neyi gördüm biliyor musun? Şu satır arasında. Aha. Layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz. Ben onu gördüm şimdi. Evet. Neye layıksanız öyle yönetilirsiniz. Ben onu gördüm. Evet. Ne diyor bir daha bakalım. Kalbi zikrimizden gaflette olan kimseye de itaat etme. Evet. Çok kötü ya ben bu durumda. Ne yapacağım şimdi?
Seçimde yarın öbür gün ne yapacağız şimdi? Evet. Hay Allah, hay Allah, hay Allah. Evet. Ne oluyor bize? Tüh. Biliyorum, biliyorum. Yok, siyaset yapmıyorum. Ama inan bana, itaat etmemem lazım. Evet. İtaat etmemem lazım bazılarına. Evet. Nezaret etmek lazım. Evet, itaat etmeme. Yani ben uşak değilim. İnsan mağrurdur, diktir. Gaflette olan kimseye itaat etme. O kimse hevasına uymuştur. Süremiz azalmış, ona söylediler. Son 25 dakikanın içerisine girdik. Bize 3 saat de yetmeyecek herhalde. 3 saat mi geçti? 3. saatin ben sonuna inanamıyorum. Giriyoruz. 3 saat geçti. Evet. Kaç dakikamız kaldı? Son 25 dakikaya girdik. Hay Allah. O sorular mı cevap verelim? Evet, sorular var ama bitirelim ayeti lütfen. Ayeti bitirdim canım. İtaat etmeyeceğim. Tamam, İtaat etmeyeceğim. Evet. Ben söyledim. Tamam, ayet bitti. Son olarak sorulara da bakalım ki zaten her bir soru en azından yarım saat, bir saatte açılıyor. Ama genelde gelen soruları, Kemal Şen demiş mesela, Hazreti Yusuf'ta Gılman genetiği var mı? Var. Hazreti Meryem'de de Huri genetiği var mı? Var, var, var. Onlara Ali İmran deniyor. Ali İmran. Ali İmran. Ali İmran'a bakın. İnsanlar ya ümmettir, yani ammedir. Hı hı. İnsanlar ya millettir, evet, ya kavimdir. Ama bir de şöyle diyor Allah. Ali İmran. Ali hem yüksek demek ama buradaki anlamı aile. 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 Evet. İmran ailesi diyor. İmran, evet, ailesi kimlerdir? Zekeriya aleyhisselam. Evet. Onun oğlu Yahya aleyhisselam. Evet. İsa aleyhisselam ve onun annesi Meryem. Meryem aleyhisselam. Bu dördüne İmran ailesi deniyor. Evet. Bunların anlattığım gibi, bir önceki sayfada anlattığım gibi hepsinde Huri geni var. Evet. Huri geni olmak zorunda. Evet. Yani cennetten kaçan bir gen var. Huri genetiği, Y geni, yani Y geni onlarda da mevcut. Evet, zaten bu Huri genetiğinde olanlar hemen kendini belli eder. Meryem hamile kalmadan bir günde, iki günde çocuk doğurdu. Evet. Ve bekareti bozulmamıştı. Evet. Buyurun buradan yakın. Şimdi nasıl oluyor bu? Evet. Hiçbir şekilde doğurduktan sonra bekareti bozulmadı. Değişim, yani Yusuf'a gitti. Carpenter. Marangoz Yusuf'a gitti. Aha. Gene bakireydi. Bunlar Allah'ın işi. Evet. Cebrail aleyhisselam buradan üfürdü. Aha. Buradan üfürdü. Evet. Bakın bir tuhaf bir aile değil mi? Evet. Anneciğim üzülme. Annesine fahişe dediler. Karnı bir günde şişti. Demiyor ki insanlar, bu karın 9 ayda 10 günde şişer. Evet. Demiyor. Nerede sürttün? Sürttük. Hesabına yatıyorlar. Evet, evet. Bakar mısın? 2 gün hamile kalır mısın ya? İmkansız. Ama bizimkiler gözleri öküz dedim ya demin. Evet. Sözümü geri almıyorum yani. O öküz oldu mu öyle evet, düşünüyorsun. Evet. Sonra Meryem'den başka Zekeriya. Zekeriya. Zekeriya ne dedi? Zekeriya, Allah dedi ki, ey Zekeriya, sana bir evlat vereceğim. Evet. Allah'ım dedi, ben dedi 150 yaşındayım, karım benden biraz küçük, 120 falan. Evet. Sen ne diyorsun ey Allah'ım? Evet. Dedi ki, o elindeki asaya bak dedi, baktı. Bir anda bir yeşil şey çıktı, yaprak. Kuru odundan yeşil yaprak çıktı. Evet. Tomurcuklandı. Dedi, benim karım bunu beceremez. Ha, ben becerdim, karım beceremez. Ha, malzemeyi veririm ama karım doğuramaz. Karım da yaşlı. Karım da yaşlı. Allah öyle bir evlat verdi ki canlar, burada büyük bir sır açıklayacağım size. Bitmesin zaman da bu sırrı anlatayım. Tamam. Sana öyle bir evlat veriyorum ki adı Hayat olacak. Hayat. Ve o adı başka hiçbir insan almadı. Evet. Bu sana nasıl bir hayat verecek? O kadar genç ki, o kadar genç ki, onun eli değdiği zaman sen de onun yaşına ineceksin. Evet. Ya da onun eli değdiği kişiden 6 ay büyük olacak. Evet. Yahya aleyhisselamın 6 ay büyük olmasını da bir gün çok yakın bir programda açıklamamız lazım. Evet. Neden? Eğer Yahya aleyhisselam, Allah içeriye koymuştu. Yahya, yuhyi, ya ihya etmek, hayat vermek demek. Allah'ın adı bu. Adaş oldu. Dedi. Allah da adaş evet, oldu diyor. Evet. Allah Yahya'yla içine koyarak, Yahya'yı içine koyarak hayat verdi. Evet.
Evet. Onun için Ali İmran ailesi, aha, ne siz sorun ne ben anlatayım. Evet. Müthiş bir aile, evet, ve onlar Gılman ve Huri genelinden oluşmuş. Oradan bir kaçamak yapmışlar, gelmişler. Evet. O şekilde. Cennetten bir kaçamak Cennetten yapmışlar. Cennetten bir kaçamak gelmiş. Evet. Çok ilginç bir aileymiş. Evet. Çok da güzel bir aileymiş. Evet. Evet. Sorulara bakalım mı? Evet. Bilmiyorum. Emin. Vakit dolduysa bırakalım. Yok. 20 dakikamız var. Emin Belde ne demek demiş. Yağız Ünal. Yağız Ünal. Anladım. Emin Belde ne demek? Şimdi bir mıknatıs düşünelim. Evet. Mıknatıs yasasına göre, çekim yasasına göre aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar çeker. Çeker. Mıknatısın tam ortasına gelin, çizginin, hı-hı, yani şu kalemin tam ortasına gelin. Burası emin bölgedir. Ne, evet, iter ne çeker. Evet. Buralarda kıyametler koparken burası, dünyada... Burası emniyette kalır. Hatta ashab-ı keyfin yeridir orası. Ashab-ı keyfin yeridir. Neredeyse bu orası. Işte, o, burası öyle. Buradan bahsetmiştik. Boşuna turizmden bahsettim değil mi? Aynen. Boşuna turizm yaptık. Emin Belde'de bulunuyoruz. Din turizmi yaptık. Evet. Unutma da bir gün gidelim, ziyaret edelim, evet, oraları. Evet, evet. Hele hele bugün anlattıklarınızdan, evet, sonra, evet, mutlaka tabii gidip daha ziyaret edelim. Daha güzel hissederek gezelim. Evet. Evet. Başka soru, diğer soruyu da alalım arkadaşlar. Şeye, evet. Nuh peygamber bir kimya yerdi, yanlış mı demiş? Simla Zülfi. Nuh peygamber bir kimya yerdi. Kimya yer demeyelim de biyoloji ve genetik uzmanıydı. Çünkü neden? Birincide hayvanları çift çift içeri aldığını söylüyor değil mi? Evet. Birincide. Yani gayet mantıklı. Hayvanlar bir tepeye doğru, sular yükseldiği için koşarlar. Tepenin en yukarısında şey bulurlar, bir tane gemi bulurlar. Nuh da onları çift çift içeri alır, diğerlerini almaz. Diğerleri boğulur falan. Evet. Bu güzel geliyor akla. Hı hı. Ama şu da var. Çift çift almak ne demek? DNA, RNA nedir? Onlar da bu çift. Kadar hayvan bir gemiye nasıl sığar ya? Evet. Biz bunu yere sığdıramayacağım için erteliyorum. DNA, evet, ve... bir genetik uzmanıydı. Evet, bir genetik uzmanıydı. Evet. Yani sorunun cevabı da, evet, Nuh peygamber bir genetik uzmanıydı. O gemi de aynı zamanda keyifti. Kapalı sistem demek. Yine o gemi, Nuh'un gemisi, evet, de bir keyifti. Kapalı sistem. Kapalı bir sistem. Evet. Evet. Karısı diyor ki tenur kaynadı diyor durup dururken, tandır. Evet. O gemiye konmuş bir motordur. Evet. Buhar. O kaynadı. Orada karısı diyor ki tenur kaynadı, bu ne iştir diyor. Tandır diyor diye, evet, çeviriyor. Tenur değil. Evet. Tenur tandır değil. Buhar su üreten bir şey. Buhar gemisi, evet, ama gibi. Tandır nedir? Sırf ateştir değil mi? Ateştir. Üzerine yatırırsın. Evet. Şey işte gözleme. Acıktı mı sen? Niye bakıyorsun bana öyle? Hay Allah. Programdan sonra o zaman size kokoreç ısmarlayayım. Kaldım. Olabilir, yiyebiliriz. Evet. Evet. Bir sonraki soruyu alalım mı arkadaşlar? Başka soru kaldı mı? Başka bir tane daha soru vardı zannedersem. Bir soru daha vardı. Bir soru geliyor. Evet, diğer soruyu da... Kaptanım, diğer bizim bundan sonraki programımızın konusu ne olsun? Herkes onu soruyor. Ben şey derim, ben doğaçlama girerim. Aynen. Vallahi hiçbir şey yapmayalım. Aynen. Sadece ben konuşayım. Aynen. Bu süreyi bile az bulmuşlar. Okuyorum ben burada. Bu vallahi süre bile az kalmış. Nasıl yap? Günde bu haftada... televizyon tarihinde rekorlara gittik değil, evet, mi? Bence öyle. Haftada 2-3'e çıkartın diyor yayını diyor. Olur. Öyle söyleyenler ama var. Ama sahipleriyle konuşmam lazım. Evet. Sahipleri bakalım ne diyecek. Ben siyasetle konuşurum. Bilhassa sahipleri siyaset konuşmak istiyorum. Sahiplerin de siyaset. Çünkü kafamız aynı fakat sırlarımız var daha. Evet, siyasetin de sırları var. Var tabii. Tabii siyasetin de, evet, sırları güzel olur. Adem Ademoğlu demiş, bu ayeti ne yapacağız demiş. 971 vel mu'e mimunine vel mu'e minatu ba'duhum evliya'u. Diyor ki evet, şimdi burada delil getiriyorlar. Diyorlar ki buradaki kelime evliya diyor. Buradaki kelime veliler, evet, evet, anlamında, evet, evliya. Bir daha söylüyorum bakın. Allah'tan başka veli yoktur. Ama Allah dilerse, hı-hı, dilerse bir öğretmenin okula götürmesi öğrencinin
beni götürüyor, okula evet. yazdırıyor. Evet. O şekilde hareket ettirtebiliyor. O ayet onu söylüyor. Evet. Bakın oradaki veli Allah'ın verdiği şeyle, evet. yani Allah alim, ben de alimim. Evet. Yani bu anormal mi? Allah veli ama sen veli olamıyorsun. Sen sadece çocuğunu okula bırakırsın. Hı hı. O ayrı bir şey. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya da Hazreti Yahya hayat veriyor dedin değil mi? Hı hı. Hayat veriyor. Bak Allah dilerse kendi hay olan isminde, H-A-Y-Y, hay olan isminde Yuhyi. Evet, ismini adaş yapmış. Evet. O özelliğini hani vermiş. Muhyi adını vermiş. Muhyi adını şimdi vermiş. O arkadaşımıza Adem oğluna şunu ısrarla hı-hı. anlatmam gerekiyor. Oradaki ayette biliyorsunuz ben ayetleri tek tek matematiğiyle bulan çözen bir insanım. Evet. Oradaki ayette diyor ki mesela başka bir yerde belli geçiyor. Şöyle geçiyor. Anneniz babanız size onlara kötülük yapmayın yaşlandıkları için. Hı-hı. Onlar siz daha bebekken çocukken evet. Onlar sizin velinizken, velinizken. Işte ama bakın ya bu kelimeyi bu kelimeyi öyle düşünmeyeceksin. Aynen, aynen. Bakın evet. burada dost diyor. Evet. Allah dost diyor. Evet. Onu o şekilde bulmamız lazım. Evet, Ege Birlik'ten bir soru gelmiş. Hocam dua kaderi değiştirebilir mi büyük ölçüde? Evet, değiştirir. Şöyle değiştirir. Allah iki tane büküm yaratmıştır. Birinci büküm, ikinci büküm. Evet. Birinde olan ötekinde olmayabilir. Bu kuantumda buna şey çökmesi deniyor. Kuantum çökmesi kuantum diyor. Çekmesi. Burada olan bir şey haber olmadan öbür tarafta da aynı şey oluyor. Evet. Peki sorunun cevabına gelelim. Kader nedir? Kader bizim yapamadıklarımızdır. Sınırlandıklarımızdır. Nedir? Hangi coğrafyada doğacağımızı bilmiyoruz. Ben bilmiyoruz. Türkiye'de doğdun sen. Hı hı. Hangi tarihte doğacağını bilmiyorsun. Bilmiyoruz. Ya belki ben şeyde doğacaktım. Fatih Sultan Mehmet'in çağında. Evet. Değil mi? Ben de taş devrinde doğdum. Yani o da bak onun da elimde değil. Evet. Hangi genetikten anneden babadan geleceğini bir seçemiyorsun. Anne babayı seçemiyorsun. Evet. Zencisen zencisin dostum. Evet. Çok da severim zencileri. Evet. 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 Ondan sonra ve bir tane daha var. Rızkını sen tayin edemiyorsun. Evet. Son nefesin ve rızkın. Evet. Bu özellikte. Bu dört özellik sevgili dostlar. Bu dört özelliğin adı kaderdir. Evet. Sen bunları yapamazsın. Bunun dışında her şeyi yapabilirsin. Evet. Allah özgür irade vermiş sana. Evet. Bunları bunları değiştiremezsin. Evet. Bunları değiştirmek için dua etme. Ama başka bir şeyi değiştirmek için dua edersen hı-hı. kuantum çökmesi işte bak gelecek haftaya çıktı. Kuantum çökmesi burada senin gözün önündeki evrenin hı-hı. görmediğin diğer hani her şey çift yaratan geçiyordu ya. Evet. Diğer evrende aynı şeyin tekrarlaması, aynı bunun evet. başka bir şey yazması. Evet. Bu aynı, bu aynı ama başka bir şey yazıyor. Evet. Bir bakışıklık evet, bu. Kuantum çökmesi oluyor. Evet. Şimdi ne oluyor? Ben Allah'a şöyle bir dua ediyorum. Allah'ım ömrünü uzat filanca kişinin. Hı-hı. Evet. Allah bunu kabul ediyor. Nasıl kabul ediyor biliyor musun? Dilediğimizin ömrünü uzatırız. Ayette var evet. Ama öbür tarafta? Dilediğiniz ömrünü de kısaltırız. Öyle ödenecek o. Evet. Ödeme dengeleme evet, olayı ödeme var. Evet ödeme dengeleme. Mutlaka. Evet. Evet. Şimdi hatırlıyorsunuz şeyi anlatmıştım. Yuşa'yı, Musa'yı anlatmıştım. Evet, evet. Orada da ömürler kısalıyor uzanıyor farkındaysan. Evet, evet. İnsanlar öldürülüyor. Hı hı. Öldürüldüğü anda çocuk öldürüldüğü anda orada doğuyor. Evet. Aynı çocuk ve Yuşa Aleyhisselam olarak doğuyor. Evet. Aynı anda. Evet. İşte bakın bu duayla olan bir şey değil mi? Evet. Ne diyor ayette? O şeyde Kehf suresinin o ayetinde. Onların anneleri babaları çok iyi insanlardı. Hı-hı. Hep Allah'a dua ederlerdi. Allah'ım bize hayırlı evlat ver. Evet. Demek ki değişebiliyor. Değiştirebiliyor. Bunu da zaten evet. Kur'an ayetiyle anlattınız. Sipil Dağı'nın yapısı hadit mi demiş Kemal Şen? Hayır ama şey demirin magnetik akıları var ya. Evet. Bu Sipil Dağı Manisa'daki Manisa dağın Sipil adı. Manisa Sipil Dağı herhalde. Şöyle bir şey. Önce orada kaldılar Yahya ve şey beraberinde taşıdığı getirdiği Meryem anamız. Tabii önce orada kaldı. Önce orada kaldı. Orada kaldı. Sipil Dağı'ndaydılar yani. Evet. Evet. Şimdi kuşlar nasıl ki? Nerede doğarsa doğsun yolunu buluyor ya manyetik çizgi ley hatlarında. Ley hatları, evet. Şey Sipil Dağı'nda ley hattı var orada. Evet, Sipil'de ley hatları var. Evet, ley hatları var. Onları Manisa üzerinden
Selçuk'a getiren ya da bu yöreye getiren, Aydın'a getiren şeydir. Spil Dağı'dır. Evet. Orada hatta Niobe ağlayan kadın falan. Ağlayan kaya, Niobe kaya var. Evet. Evet, bir ara resmini buldum. Vallahi orada ben Meryem'i gördüm sanki. Evet. Tabii ki şaka ediyorum ama bir ağlayan kadın var orada. Evet. Gözyaşlarında. Evet, Niobe'de var. Evet. Doğru. Hüseyin Bağlam, hocam niyet etmenin önemi nedir anlattıklarınız bağlamında? Yani niyet etmenin önemi nedir diye soruyor arkadaş. Niyet zaten bildiğiniz gibi her şeyin yarısı. Yani yapacağın eylemin yarısı. Hı-hı. Niyet ettiğin zaman şunu duyuruyorsun. Ben niyet ettim şu insanı vurmaya. Olmadı. Hı-hı. Tamam, niyet ettin. Hı-hı. Eyleme geçti. Hı-hı. Eyleme geçmedi. Geçmedi. Sen bundan şey diyorsun. Kurtuluyorsun. Hı-hı. Eyleme geçirmediğin için. Hı-hı. Hukuken eyleme geçmeyen bir şey. Akıldan, niyetten. Suç değildir. Değildir. Evet. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Hı-hı. Niyet ettiğimiz zaman yarı yarıya suçtur, yarı yarıya değildir. Veya hı-hı, yarı yarıya iyidir veya yarı yarıya şeydir. Ben niyet ediyorum gelecek Ramazan'da şu 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 kadar çocuk okutmaya. Evet. Allah ömür verirse. Hı-hı. Niyet ettim ya. Evet. Vermezse ne oldu? İşte hayır, yarısı oldu. Evet. Yarısı oldu. Evet. Yarısı evet. Oldu onun. Niyet evet. Yarısıdır her şeyin. Niyet yarısına geldi. Evet, evet, saatlerimiz 21.51'i gösteriyor. Son bir soru daha alalım o zaman. El falı ve numaroloji kaderimizi az da olsa gösterir mi demiş. Ya direkt fallara doğru evet. Bir soru evet. Var yani. Şimdi falı anlatmadan önce cifir anlatmam gerekiyor ki çok bambaşka bir konu. İşte asal sayılar, tek rakamlar, arşın dört direği, evet. Onun yedi tane katlanmışı, evet. Üçte tabakası, bunları hazırlayalım gelecek hafta. Bu sorunun cevabı çıkacak orada. Tamam. Yani tamam. O şekilde zaten çıkacak. Zaten uzun bir konu zaten. Evet, yani onları peş peşe verir anlatırım. Tamam. Cifir diye bir bilim var, ledünni ilmi. Evet. Allah'a şükür onu tek taşıyan benim dünyada. Evet. O cifiri size çizerek göstereceğim inşallah. Hı hı. Evet, bu da sayılar ilmini, evet. Rakim ilmini, rakam ilmini. Evet.